Efendim merhabalar. Bugün 15 Haziran, yağmurlu bir İstanbul günüyle, gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Teoman Halil Stüdyosu'ndan merhaba dedik efendim. Bundan böyle stüdyomuz, evet Teoman Halil Stüdyosu oldu. Ve her gün Teoman Halil Stüdyosu'ndan sizlere gün ortasıyla merhaba diyeceğiz. Peki bugün gündemde hangi başlıklar var? Hemen bakalım. NATO zirvesiyle başlıyoruz. NATO üyesi ülkeler uzun bir aradan sonra İlk kez yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdiler ve sonrasında da ortak bir deklarasyon yayınlandı. Bu deklarasyonda Rusya ve Çin tehdit olarak algılandı efendim. Bu yönde açıklamalar var. Deklarasyonda yine Türkiye ile ilgili güvenlik anlamında destek görüşleri de belirtildi. Burada Rusya, Çin burada tehdit olarak algılanması ve yapılan açıklamalar önemliydi. Birazdan değerlendireceğiz. Kiminle değerlendireceğiz? Sevgili izleyenler, Aydınlık Gazetesi Avrupa Editörü Sayın Özgür Altınbaş da stüdyo konuğumuz olacak birazdan. Ve devam edelim Liderler Zirvesi'ne. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke lideriyle görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le de birer görüşme gerçekleştirdi. Birazdan ayrıntılı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ve o beklenen zirvede önemli görüşme gerçekleşti. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. 45 dakika gerçekleşen bu zirvenin ardından her iki lider de açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Biden'dan da aynı açıklamalar geldi. Yani masada sorunlar var ama olumlu gelişmeler. Peki bundan sonraki süreçte Türkiye-Amerikan ilişkileri nereye evrilecek? Bunu da konuşacağız. Kimine değerlendireceğiz? Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal da gün ortasına bugün bizlerle birlikte olacak. Grup toplantıları var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Sonrasında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz diyelim ve hemen bültenimize hiç zaman kaybetmeden başlayalım efendim. MİT, DAEŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Kırmızı kategoriden anan Ebu Usame El Türki kod adlı teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı belirlendi. Terör örgütü DAEŞ'e 2014'te katıldığı tespit edilen Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel dokümanla gizli belgeler de çıktı. Bakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Ebu Usame El Türki kod adlı teröristin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Takip alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi. Terör örgütü DAEŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi. Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DAEŞ mensubu olduğu bildirilen Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel dokümanla gizli bilgiler de ele geçirildi. Güler'in 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DAEŞ'a katıldığı öğrenildi. Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in DAEŞ'ın sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu olduğu belirlendi. Brüksel'deyiz. Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi sona erdi. NATO üyesi ülkelerin liderleri çok sıkı güvenlik önlemleri ve COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geldi. Ana oturum öncesinde Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ilk kez yüz yüze sohbet etme fırsatı buldu. Zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa liderleriyle de bir bir görüştü. NATO ülkelerinin, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıda 30 müttefik ülkenin liderleri yer aldı. Erdoğan ve diğer liderler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Erdoğan toplantı başlamadan hemen önce Amerikan Başkanı Joe Biden'la sohbet etti. İki lider ilk kez yüz yüze geldi. Görüşme ayaküstü oldu, kısa sürdü. Ardından ana oturuma geçildi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg açılışı yaptı. Zirvenin gündeminde ittifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi vardı.
NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi masadaydı. NATO liderleri, Çin'in yükselişi, son yıllarda gerileyen Rusya ile ilişkilerin durumunu konuştu. Ukrayna, siber tehditler, terörle mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri ve Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası durum gibi konular da gündemdeydi. Zirve öncesinde devlet ve hükümet başkanları ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO karargahında dünya liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptı. İki liderin basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 52 dakika sürdü. Macron kısa toplantı sonrası konuştu. "Açıklık, saygı ve talep için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm," dedi. Erdoğan, Macron'la görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Bu toplantı 25 dakikada tamamlandı. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de bir araya geldi. İki liderin görüşmesi diğerleri gibi basına kapalı yapıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Efendim, İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor. Şimdi İstanbul'dan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Şiddetli yağış sele sebep oldu. Bayrampaşa'da bir alt geçidi su bastı. Araç içinde iki kişi mahsur kaldı ve sonrasında kurtarıldı. Çalışmalar devam ediyor. Ekipler şu anda aracı kurtarma çalışmaları da Bayrampaşa'dan ekranlarınıza geliyor. İstanbul'daki şiddetli yağış sele sebep oldu ve trafikte durma noktasına geldi diyebiliriz. Ekiplerin çalışmalarında şu anda ekranda görüyorsunuz, araç içinde iki kişi vardı ve iki kişi de son anda kurtuldu diyelim. İstanbul'da sağanak yağışın etkisi devam ediyor. Kurtarma çalışmaları da ekranlarınıza canlı olarak getirdik. İstanbul'da alt geçit Bayrampaşa efendim. Evet, sağanak yağış devam ediyor İstanbul'da. Görüntüler geldikçe de aktaracağız. Ama biz şimdi Brüksel'e gidelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel'den ayrılmadan önce NATO zirvesini ve temaslarını değerlendirdi. NATO'ya ve Amerika'ya PKK-YPG konusunda Türkiye'nin kırmızı çizgilerine iletildiğini vurgulayan Erdoğan, terör örgütüne verilen destek sonlandırılmalı dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşmesinde Türkiye'nin S-400 konusunda geri adım atmayacağının iletildiğini vurguladı. Yunan Başbakan Mitsotakis'le görüşmesinde ise kriz anlarına üçüncü ülkelerin dahil olmaması için özel hat kullanma kararı aldıklarını kaydetti. İzleyelim. Güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere temel ilkelerinden taviz vermemesi gerektiğini vurguladık. Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin önceliklerini, hassasiyetlerini ve haklı beklentilerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. Ancak burada üzülerek bir hususun altını çizmek istiyorum. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist, kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Müttefik silahlarıyla donatılan, yöneticileri kimi ülkelerde kırmızı halılarda ağırlanan bu örgütün kanlı, kirli ve çirkin yüzünü göstermeye kafidir. Gerek zirve hitabımızda, gerekse ikili görüşmelerimizde PYD PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdi. Burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir? Bunları
ifade ettim. Ve tabii bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız gerek Ege'de olsun, gerek diğer bölgelerde olsun. Bundan böyle ben de kendisine şunu söyledim. Yani üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Biz bundan böyle bu tür sıkıntılı anlar olduğunda siz beni özel hattan rahatlıkla arayın. Ben de sizi özel hattan rahatlıkla arayayım ve böylece herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye-Yunanistan olarak adımlarımızı atalım. Bir de sıkıntılı konular nelerse bunları masaya koyalım. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bunlar üzerinde çalışsınlar ve onlar bize bunu getirsinler. Nihai kararı biz verelim ve bu nihai kararı verdikten sonra da adımlarımızı atalım. Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık, net olarak Sayın Biden'a ifade ettim. Yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim. Devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri G7'de olduğu gibi NATO zirvesinde de istediğini alamadı. Çin ve Rusya'ya karşı ortak tavır çıkarmak isteyen ABD sonuç bildirgesine istediklerini yazdırmadı. NATO bildirisinde Çin düşman ilan edilemedi. Rusya yine ana hasım olarak nitelendirildi. Zirvenin kapanış konuşması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'dan çekilme noktasında yol haritasının netleşmediğini ancak Türkiye'nin kilit ülke olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan da eli boş döndü. Çin'i düşman ilan ettiremedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisini açıkladı. 30 üye ülkenin 2030 stratejik konseptini kabul ettiğini duyurdu. Amerika'nın ısrarcı tutumuna rağmen Çin, düşman ülke olarak bildiriye konulamadı. Rusya ise bildiride daha önceden olduğu gibi ana hasım olarak yer aldı. Moskova'nın 2019'da ABD'nin çıktığı anlaşma kapsamında yasaklanan füzelerin karşılıklı konuşlandırılmaması önerisi reddedildi. Stoltenberg, kapanış konuşmasında ise Rusya'ya karşı dikkatli bir dil kullandı. NATO'nun Afganistan'dan çekilmesine de değinen Stoltenberg, bu noktada Türkiye'nin kilit ülke olduğunu söyledi. Efendim devam ediyoruz. COVID-19 süreciyle ilgili SGK'da kayıtlı tüm çalışanlar için COVID-19 aşı randevuları açıldı. Vatandaşın yoğun talebi MHRS sisteminin çökmesine neden oldu. Türkiye aşılamada yeni döneme geçti. SGK'ya kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı. Teşekkürler yani ilk aşımızı vurduk. Herkese burada çalışanlara kolay gelsin diyeyim. Aşı olmasını tavsiye ediyorum. Sağlık için önemli bu pandemi önemli. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşların yoğun aşı talebi MHRS sisteminin çökmesine sebep oldu. Geldiğine çok memnun olduk. Yani aşımızı biz de olduk. İnşallah herkese bir an önce yani bu sağlık illetten kurtulur, normal hayatımıza döneriz yani. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar, yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun. Öte yandan Türkiye'de şu ana kadarki en yüksek günlük doz aşıya ulaşıldı. Geçen gün toplam 750 bin doz aşılama yapıldı. Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz. Bir günde 750 bin doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk. 750 bin kişi bugün 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak. Vatandaşlar aşı takvimine kendilerinin de dahil edilmesinden dolayı Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Yine sağlıkta şiddet haberi bu kez Kayseri'den geldi. Kayseri'nin Develi ilçesinde mesaisi biten doktor kurşunların hedefi oldu. Doktor Erdal Kurt görev yaptığı hastanede
tedavi altına alındı. Kayseri'nin Develi ilçesinde Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor mesai çıkışında saldırıya uğradı. Hocam geçmiş olsun. Mesaisini tamamlayıp evine gitmek için hastaneden ayrılan nöroloji uzmanı doktor EK peşinden giden bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Habersiz. Çevredekilerin haber vermesi üzerine EK görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Zanlı MG kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, saldırganın sorgusunun devam ettiğini söyledi. Olayın nedeni hakkında şu anda herhangi bir açıklama yapma doğru değil. Arkadaşlarımızın bu konudaki çalışması devam ediyor. Yaralı doktor ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağnak yağış sadece İstanbul'da değil sevgili izleyenler. Düzce, Kırklareli ve İzmir'de de sağnak yağmur sele neden oldu. Bazı tarım alanları zarar gördü. Yaz mevsimi yağan yağmur sele neden oldu. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağnak bu görüntülere sahne oldu. Denizle birleşen iki dere taştı. Evleri su bastı. Ekipler iş makineleriyle çalışma yaptı. Vatandaşlarsa ellerindeki kovalarla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi'nde ise tek katlı metruk müstakil evin altındaki toprak yoğun yağış sebebiyle kaydı. Bir kısmı çöken evin boş olduğu öğrenildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde de etkili olan sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. sokakta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu. Trafikteki bazı araçlar yolda kaldı. Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri, altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne büyük tepki gösterdi. Belediyemizden buranın bir an önce yapılması istiyoruz. Yağmur suyu gider hattı yapılması gerekiyor. Hemen bizim yan tarafta deremiz var. Oraya bağlanabilir. Bağlandığında bu sorun çözülecek. Bu sorun yeni bir sorun değil. 40-45 senelik bir sorun. Bu görüntülerde Kırklareli'den. Pınarhisar ilçesinde etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi. Dolu nedeniyle buğday başakları ve ayçiçekleri yan yattı. Bazı tarlalardaysa su birikintisi oluştu. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Efendim, deniz salyasıyla mücadele devam ediyor. Yararlı bakterilerle deniz salyasını yok etmek için başlatılan çalışmada olumlu sonuçlar elde edildi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından hayata geçirilen uygulamada salyanın 5 gün içinde yok olduğu gözlemlendi. Ekibin yeni hedefi denizin dibinde de aynı yöntemle temizlik yapmak. Bakterinin burada uygulanması bir günde ortaya çıkan bir durum değil. Arkasında 20 seneyi aşkın bir prodüksiyon var. Marmara'yı tehdit eden deniz salyasının önüne geçmek için büyük bir seferberlik başlatıldı. O seferberliklerden bir tanesi de yararlı bakterilerle deniz salyasını yok etmek. Biz 8 Haziran'da başladık. Buranın bariyerlerle çevrili 20-25 metrekarelik bir alanda tamamen müsilajla kaplıydı. Görüntülerinden de anlayacağınız gibi. Deniz salyasının doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için pilot olarak başlatılan uygulamada başarılı bir sonuca ulaşıldı. Hangi bakterinin nerede nasıl davranacağı fikriyle zaten laboratuvar ortamında da bunun başarılı olacağını kanıtlamıştık. Bulunduğumuz işte bu nokta deniz salyasıyla kaplıydı. Ancak yararlı bakteriler sayesinde deniz salyasının yok olduğunu ve suyun oldukça berraklaştığını görüyoruz. Pilot çalışma olarak başlattık ve amacımız uzun vadede müsilajın biyolojik olarak ortamdan uzaklaşmasında doğadan öğrendiğimiz yöntemlerle bir takviye sağlamak. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Marmara Denizi yüzeyindeki salyayı doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı. Dibe çökmedi, yüzeyde ayrıştı. Pilot uygulama Yenikapı 7 Emin Limanı'nda salyanın olduğu alan bariyerlerle çevrilerek yürütüldü. Süreci ekibin başındaki İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülşen Altuğ anlattı. Sabah akşam şeklinde uygulamalar yapmaya başladık. Kullandığımız bakteriler 2000 yılından bu yana
denizlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda izole etmiş olduğumuz, elde etmiş olduğumuz bakteriler şekerimi parçalıyor, lipidimi parçalıyor, hangi özellikleri var? Bütün bunları da ayrıca ortaya döküyoruz. Böyle bir envanter çıkmış oluyor elimizdeki koleksiyondan. Salyanın 5 gün içinde yok olduğunu vurgulayan Altuğ, denizin dibinin temizlenmesi için de çalışma yürütüldüğünü belirtti. Dipte müsilaj olan bir nokta tespit edeceğiz az sonra. O noktayı tespit edersek eğer dipteki uygulamalarımızı da başlayacağız. Ayrıca çalışmada kullanılan bakterilerin denizin florasını da bozmadığı ortaya konuldu. Güzel sonuçlarımızı paylaşma şansımız olur. Şimdi tartışmalı Kanal İstanbul projesinde köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak. Projeye karşı çıkanları eleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu 1973'te Boğaz Köprüsü'ne de karşı çıkmışlardı. Bu zihniyet hiç değişmedi dedi. Kanal İstanbul'un da ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kocaeli'de Gebze Darıca metrosu tünel açma töreninde konuştu. Tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili net tarih verdi. Kanal İstanbul'a ilk kazma 26 Haziran'da vurulacak. Sazlıdere geçişinde Başakşehir, Kayaşehir, Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak olan Gergili Ayık Askılı köprülü imalatına başlıyoruz. Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metre olurken yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğu 1618 metreye ulaşacaktır. Bakan Kara İsmailoğlu projeye karşı çıkanları da eleştirdi. Bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet geçmişte Marmara'yı Avrasya Tüneli'ni de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osman Gazi Köprüsü üzerinde de kirli algılar yaptılar. 1973 yılında açılan 1. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan bu zihniyet maalesef hiç değişmedi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuştu. Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve tüm meclis üyelerinden kentsel dönüşüm projelerine destek istedi. Şu şehrin kalbini değiştirelim. Şehir ciddi kaçak yapılar olur. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuştu. TOKİ veya bu kentsel dönüşüm sadece şehrin modern bir yapıya ulaşmasını sağlamayacak. İnsanların modern yaşam olmasını sağlamayacak. Aynı zamanda çevreci bir proje olacak. Başkan Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ve tüm meclis üyelerine seslendi. Kentsel dönüşüm projelerine destek istedi. Eğer bu şehri dönüştürürsek birçok park alanı çıkartırız. Otopark alanları çıkartırız. Yeşilin metrekaresini arttırmak istiyoruz ya, gelin artıralım. Lojistik alanları çıkartırız. Yeni sanayi alanları çıkartırız. Limanı büyütürüz. Yıllarca bu halın altına süpürülmüş bu iş. Gelin şu Akdeniz'i hep beraber dönüştürelim. Mersinli yurttaşlar kentsel dönüşüm istiyor. Akdeniz ilçesinde çok fazla çarpık kentleşme ve dayanıksız yapılar mevcut. Kentsel dönüşümün gerçekten gelmesini canı gönülden istiyoruz. Kentsel dönüşüme geçerse daha Mersin yani güzelleşir, daha iyi olur. Daha sağlıklı bir yaşam alanı için hani Mersin halkı olarak hani hepimiz güzel şeyler hak eden insanlarız. Güzel şehrimiz var. Bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim, Nisan ayında yükselişe geçen altın fiyatları son bir ayın dibini gördü. Doların lira karşısında değer kaybetmesiyle düşüş daha da hızlandı. Gram altın 500 liranın altını gördü. Gözler çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. Vatandaşın güvenli liman olarak tercih ettiği altın fiyatlarında kritik düşüş yaşandı. Gram altın 500 liranın altını gördü. Spot altın fiyatı çarşamba akşamı açıklanacak olan FED faiz kararı öncesinde düşüşe geçti. Ons altının fiyatı son iki işlem gününde 1900 dolardan 1855 dolara kadar geriledi. Doların lira karşısında değer kaybetmesi nedeniyle gram altınsa 500 lira bandını kırarak geriledi. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498 lira 20 kuruşa kadar gerilemiş oldu. Piyasanın beklentisi çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. Ve andımız kararı ile devam ediyoruz. Andımızın okutulup okutulmayacağına karar verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na Türkiye Liseler Birliği'nden çağrı geldi. Andımızın gerçek sahibi
Türk gençliğidir diyen Türkiye Liseler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a andımız yeniden okutulsun çağrısı yaptı. Türk'ü, doğruyu, çalışkanı, hep birlikte andımızı okudular. Türkiye Liseliler Birliği andımızın okullara dönüşüne karar verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı. Acaba andımızı gerçek sahibi Türk gençliği, bugün Türkiye cemisinde olan insanlar ve o CHP'den meclisimizin de dediği gibi biz 9 yaşında yağmurun altında varlığı Türk varlığına armağan olsun derken şaka yapmıyorduk. Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan, andımızın Türkiye'yi birleştirdiğine dikkat çekti. Andımızın okullarda okutulmamasına ilişkin alınacak bir kararın Türkiye'yi birleştiren kuvvetlere hedef alacağını vurguladı. Andımızın kaldırılması, çözüm sürecinin yanlış bir kalıntısı ve Türkiye'nin mevcut hükümetin içinde bulunduğu milli, vatansever, devrimci sürece uygun değil andımızın hala okutulmaması. Buradaki ısrar, az önce de bahsettiğimiz Türkiye'yi, Türkiye'nin milli rotasını tersine çevirmek isteyen bozgunculara zemin oluşturabiliyor, fırsatlar verebiliyor. Türkiye Gençlik Birliği'nin genişletilmiş genel yönetim kurulunda konuşan Kaplan'ın çağrısıyla salondaki tüm gençler hep birlikte andımızı okudu. Efendim, Fethullahçı terör örgütünün sosyal medya yapılanması ile ilgili yeni bilgiler deşifre oldu. Örgütün sosyal medya sorumlusu Firar Hikmet Polat hakkında düzenlenen iddianamede her örgüt üyesinin onayrı sosyal medya hesabı açması talimatı verildiği tespit edildi. FETÖ'cülerin bu hesaplarla günlük tweet sayısını iki katına çıkarma hedefi olduğu belirlendi. FETÖ'cüler 10 ayrı hesap açacak, örgüte destek ve algı operasyonları için atılan tweetleri iki katına çıkacaktı. FETÖ'nün örgüt üyelerine verdiği bu talimat deşifre oldu. Fethullahçı terör örgütünün sosyal medya üzerinden düzenlediği algı operasyonlarını artırmak için yeni girişimlere girdiği tespit edildi. Sabah gazetesinin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında yeni bilgiler edinildi. Hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yüksek Yargı Sosyal Medya Sorumlusu Firari Hikmet Polat'ın sosyal medya üzerinden algı operasyonları yürüttüğü ortaya çıktı. Firari Polat'ın FETÖ'nün kontrolünde olan sosyal medya hesaplarını kimlerin kullanacağını ve bu kişilerin hangi ideolojide hareket edeceğinin talimatını verdiği belirlendi. Polat hakkında hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinin yargı mensuplarını korkutma amacıyla tehdit ettiği ve kamu görevlilerini organize algılarla tehdit ve şantaja maruz bıraktığı kaydedildi. Düzenlenen iddianamede örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in üyelere algı operasyonları için talimat verdiği de ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Gülen'in her örgüt üyesi için en az 10 adet Twitter hesabı açması ve günlük atılan tweet sayısını da en az 2 katına çıkarmasını istediği belirlendi. Soruşturma kapsamında gizli tanık ifadesine göre örgüt içerisinde sosyal medya kullanma eğitiminin verildiği vurgulandı. Örgüt eğiticilerinin sosyal medyada belirli saatlerde organize olarak tweet attıkları belirtildi. Gizli tanık ifadesine göre örgüt mensuplarının birbirinin profilini bilmelerinin de yasak olduğu dile getirildi. Evet, önemli bir zirveydi dün. NATO zirvesi öncesinde G7 zirvesi, aslında zirveler haftası bu hafta diyebiliriz ve bu zirveleri, çıkan deklarasyonları da konuşacağız. Değerli bir konuğumuz stüdyoda bizlerle birlikte Aydınlık Gazetesi Avrupa Editörü Sayın Özgür Altınbaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gün ortasına nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Önemli bir hafta, haftanın yoğunluğu devam ediyor. Önce G7 zirvesi, sonrasında NATO zirvesi. Ama bu zirvelere baktığımızda G7'de de sonrasında NATO zirvesi ve yayınlanan deklarasyona da Çin ve Rusya'nın tehdit olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Yapılan açıklamalarda keza bu yöndeydi. Ne oldu? Neden Çin ve Rusya hedef alınıyor? Sizden dinleyelim mi Sayın Altınbaş? Tabii Çin ve Rusya sadece G7 ve NATO dediği, bundan öncesinde de hedef alınan iki büyük ülke Avrupa, yani NATO ve ABD için. Burada öncelikle şuna bakmak gerekiyor. Neden hedef alındığı sorusuna baktığımızda
Çok basitçe bunun cevabını verebiliriz. Çin'in ekonomik olarak büyük bir büyüme göstermesi, Rusya'nın da silahlı bir kuvvet olarak bölgede büyük bir güç olarak kendini ortaya çıkartması, NATO özellikle ABD tarafından bir tehdit olarak algılanıyor. Burada tabii NATO öncesinde yapılan G7 biraz NATO'nun provası gibiydi G7 ülkeleri için. Daha doğrusu ABD için. Çünkü G7'de zirvesinde G7 ülkelerinin önüne planı Amerika Birleşik Devletleri koydu. Tabii bu plan gerçekleşebildi mi? Burada soru işaretleri var. Çünkü baktığımızda G7'nin toplanma sebebi Çin ve Rusya karşıtlığı üzerinden bir ortak düşman belirleme. Tabii NATO'nun amacı tek kutuplu dünyaya geçtiğimizde Sovyetler Birliği 40-45 senelik bir dönem, ardından tek kutuplu dünyada tekrardan bir Rus tehdidi ve Orta Doğu'da ABD'nin yarattığı terör örgütleriyle bir düşman yaratma, onun üzerinden NATO'yu var etme ve Orta Doğu'da politikalarını genişletmeydi. Burada baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı ve Çin'i aslında kendi önceliği olarak, düşman olarak belirlemek istiyor ve Avrupa Birliği'ne ve Avrupa'yı kendi yanına çekmek istiyor. Çünkü kendi yanına çekmesindeki sebeplerden bir tanesi de bu ülkelerin en büyük ticaret ortakları Rusya ve Çin. Bu çok önemli bir nokta. Ekonomik anlamda da önemli bir nokta. G7'nin amacı buydu. Yani NATO'nun bir provası ve bir ortak düşman belirleme, ama belirlenebildi mi? Hayır. Çünkü Rusya ve Çin, yani G7 sonrası açıklamalara baktığımızda özellikle Amerika'nın sesi, yani Amerika'nın kendi ajansı yaptığı haberde İtalya, Almanya'nın bu konuda geri durduğunu, yani Çin'e karşı Çin'i bir düşman olarak görme konusunda geri durduğunu söyledi. O yüzden G7'de bir başarısızlık vardı. Genel geçer bir sonuç bildirgesi. Hatta sonuç bildirgesinin içerisinde şöyle bir ilginç bir nokta da var. Bazı noktalarda Rusya ve Çin'le işbirliği, bazı ortak noktalarda tabii Kırım çok önemli Amerika Birleşik Devletleri için. Rusya'ya Kırım üzerinden bir kuşatma projesi var. Tabii bazı noktalarda da ortak hareket etme gibi bildiride sonuçlar çıktı ortaya G7'de. Ardından tabii NATO bu soğuk geçen G7 zirvesinden sonra NATO zirvesi oldu. Bu daha soğuk geçti. Çünkü burada bu sefer Türkiye devreye girdi ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın burada NATO öncesi Brüksel'e giderken bir açıklaması oldu. O adeta bir mesaj gibi bir açıklamaydı. Çünkü yine aynı şekilde Çin hedef gösterilecekken Tayyip Erdoğan'ın biz Çin'le swap anlaşmamızı 6 milyar doları çıkartıyoruz demesi çok önemli bir nokta. Evet, çünkü önemli bir mesaj oldu aslında zirve öncesi de dediğiniz gibi. Burada şöyle okuyabiliriz bu durumu. Nasıl? G7'de özellikle Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir planla ortaya çıktı. Biz Kuşak Yol Projesi'ne karşı, Çin'in Kuşak Yol Projesi'ne karşı bir alternatif üreteceğiz. Bu alternatif başarılı olur mu? Evet, biraz onu açmanızı istiyorum ama. Şöyle başarılı olabilir mi? Aslında bunun cevabını Angela Merkel verdi. Angela Merkel şansölye toplantının sonunda sonuç bildirgesi açıklandıktan sonra bu yaratacağımız ekonomik alternatif planının bir ekonomik kaynağı yok. Yani herhangi bir ekonomik kaynağı belirtemedik dedi. Siz bir ekonomik olarak Kuşak Yol Projesi'ne girişimine karşı bir alternatif üretmek istiyorsunuz ama daha hangi ekonomik kaynaklarla yapacağınızı karar veremediniz. Çünkü Avrupa'da özellikle pandemi sürecinde geçirdiği ekonomik krizle beraber kaynak bulmada sıkıntı çeken bir kıtaya dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri yani 1929 krizinden çok daha büyük bir kriz yaşadı 2020'de, pandemide. Ve tek büyüyen ülkede 2020'de Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Çünkü evet, kaynak belli Kuşak Yol'da. Hatta şöyle söyleyeyim, 2019 yılında Kuşak Yol'un bütçesi 4 trilyon dolar kadar ve bunun kaynağı da ICBC Bankası. Çin'in ICBC Bankası. Fakat G7 zirvesinde böyle bir yola çıktılar, bir proje oluşturmak Kuşak Yol'a karşı ama kaynağı yok. Burada da çelişkiler var tabii. Şimdi aslında NATO zirvesine bakıyoruz. İklim konuşuyor, Çin'i konuşuyor. Yani yeni bir misyon, yeni bir bundan sonraki süreçte başarı görüyor musunuz siz? NATO nereye doğru evriliyor? Ya aslında NATO şu anda varlık yokluk savaşında. Yani kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Daha zaten dikkat edersiniz, sonuç bildirgesinde hep birlikte hareket etmek, birlikte. Hı hı. Düşünün, bir organizasyon var ve bu organizasyon sürekli bu mesajı veriyor. Birlikte hareket edeceğiz, birlikte. Çünkü birlikte hareket edemiyor. Örneğin Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusu, en güçlü ikinci ordusu ve Türkiye Bloomberg özellikle en büyük finans kapital sitelerinden bir tanesi, merkezlerinden bir tanesi görüşmeden önce şöyle bir makale yayınladı ve bu makale yazı kurulu imzasıyla çıktı. Herhangi bir yazarın, yani bireysel yazılmış bir şey değil.
Erdoğan Batı'dan koptu. Biden Gordion düğümünü kesmeli. Yani Gordion düğümü derken de karmaşık bir yapı var. Onu artık bıçakla kesmeli, kılıçla kesmeli. Burada şunu görüyoruz. Türkiye bir NATO üyesi ülke olarak, bir NATO müttefiki olarak NATO tarafından istenmiyor. Yani istenmeyen bir ülke, güven duyulmayan bir ülke haline geldi. Tabii bunun sebebi de sadece Türkiye'den kaynaklanan bir şey değil. NATO'nun Türkiye'de yürütmek istediği faaliyetlerde biliyorsunuz 15 Temmuz darbesi, yani çok eskiden 1950'lere bağlayabiliriz ama maalesef son dönemde özellikle 15 Temmuz darbesinde, darbe girişiminden sonra hala Fethullahçı subayların NATO tarafından geri gönderilmediği, orada görev aldıklarını biliyoruz. O yüzden bu Türkiye NATO için artık bir güvenlik tehdidi oluşturdu ve Türkiye'de yapılan anketlerde de Türk halkı NATO'ya güvenmiyor, bir müttefik olarak görmüyor. Bu yüzden NATO son toplantıyla da ortaya çıktı ki artık varlık yokluk savaşı veren, kendi içerisinde bir disiplin sağlamaya çalışan ama bunu da sağlamayan bir ülke istemiyor. Yani Türkiye NATO, NATO Türkiye tarafından istenmiyor. Türk halkı da NATO'yu istemiyor. Burada alternatifler üretmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri ama Türkiye ile çelişkiler yaşıyor. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan sonuç bildirgesinden önce yaptığı açıklamada basın toplantısında şunu söyledi. Müttefiklerimizin PKK'ya, YPG'ye de PYD evet. terör örgütlerine silah verdiğini biliyoruz. Düşünün ki siz müttefiksiniz ama sizin binlerce, yıllar boyunca sizin birçok insanınızı şehit eden, güvenlik sorunu oluşturan bir terör örgütüne müttefikiniz silah veriyor. Ama işte tüm bu sorunlara rağmen olumlu bir toplantı geçti diye her iki liderden de açıklamalar geldi. Tabii olumlu derken şöyle olumlu bir toplantı. Aslında şöyle bir hava esti NATO toplantısında. Beklenen şuydu, Batı tarafından Türkiye taviz verecek. Joe Biden Türkiye'yi sıkıştıracak. Biliyorsunuz Joe Biden 2020 Ocak ayında bir açıklama yapmıştı evet. ve Tayyip Erdoğan'ı muhalefeti destekleyerek indireceğini söylemişti. Deyim yerindeyse. Burada baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın S-400'den geri adım atmaması, PKK-PYD konusunda net tavır göstermesi bu Türkiye için olumlu. Ama karşı taraf için olumsuz. Ama karşı taraf da şunu biliyor. Biz Türkiye'yi PKK konusunda, S-400 konusunda zorlamaya devam edersek bir şey elde edemeyeceğiz. Çünkü Türkiye biliyorsunuz önce S-400 alamaz, aldıktan sonra kuramaz, kurduktan sonra aktif hale getiremez. Şimdi artık S-400'ün ikincisini almayı, yani ikinci bir partiyi almayı düşünüyor. O zaman şöyle Türkiye. Sorayım, bu mesaj ne anlama geliyor? S-400 ve F-35'te düşüncemiz aynı, süreci inşallah sağlama bağlayacağız demişti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ilk mesaj oluyor. Kritik görüşmedeki başlıklardan nasıl okumak gerekiyor? Şöyle okumak gerekiyor. Birincisi S-400 bir sadece silah seçimi değil, bir siyaset seçimi. Biliyorsunuz NATO ülkesi olarak Türkiye S-400 alan ilk ülke oldu. Tabii Yunanistan'ın S-300'ü var ama S-400 olarak ilk Türkiye almış oldu. Burada Amerika'nın büyük bir baskısı vardı. Ama Türkiye hem kendi iç politikasındaki tutarlılığı hem de dış politikadaki tutarlılığı sağlamak açısından S-400'den vazgeçmiyor. Ne kadar yaptırım uygulansa da, yaptırım uygulanacağı söylense de Türkiye'ye bundan geri adım atmıyor. Burada da NATO'ya şöyle bir mesaj vermiş oldu Türkiye. Ben bu müttefik NATO'nun en büyük ikinci ordusuyum. Ben Suriye'de tek başıma savaşıyorum IŞİD'e karşı ve sizin desteklediğiniz terör örgütlerine karşı. O yüzden ben sizin bana dayattığınız, yaptırımlar yoluyla dayattığınız bu politikadan bu politikaya boyun eğmeyeceğim ve S-400'den vazgeçmeyeceğim. Zaten genelde Türkiye'deki batıcıların da beklediği şuydu. Türkiye S-400 ile ilgili bir geri adım atacak. Taviz verecek. En azından geliştirmeyecek, aktif, tekrardan pasif hale geçecek gibi tartışmalar vardı. Ona da noktaya kondu. Olumlu geçmesinin de yani olumlu hava esmesinin sebebi de aslında Türkiye'nin bundan geri adım atmadıktan sonra Biden'ın da bu konuyla ilgili artık çok fazla bir şey dememesi. Çünkü Biden'dan daha saldırgan bir tavır bekliyordu özellikle Batı medyası. Çünkü dediğim gibi çok büyük finans kapital merkezleri artık Erdoğan'ın Batı'dan koptuğunu ve Biden'ın ona karşı büyük bir hamle yapmasını bekliyordu. O hamleyi de Biden yapamadı çünkü G7'den sonra NATO, yani G7 zirvesinde toplandılar. Bir Çin-Rus karşılığı yaratalım, ardından NATO'ya bunu götürelim. NATO'da bir ortak bununla ilgili bir sonuç çıkartıp olmadı. Çin-Rus karşıtlığı da başarılı olmadı. Tabii çünkü Angela Merkel... Ama bir tehdit olarak gözüküyor. Tabii şöyle bir tehdit olarak, silahlı olarak Rusya gözüküyor. Bir ekonomik tehdit olarak da Çin Halk Cumhuriyeti gözüküyor. Ama ekonomik olarak da şöyle bir artık çelişkiye girmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı. Biliyorsunuz bu G7 ülkeleri, yani refah seviyesi en yüksek olan 7 ülkenin 1980'de
dünya ekonomisindeki payı %70. Şu anda %40'ın altında. Yani ekonomik olarak büyük bir gerileme yaşıyor bu ülkeler ve Rusya biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir kararla artık elindeki doları tutmayacağını, bunu euro ve yuan'a çevireceğini. Yani yuan Çin para birimi. Euro'ya çevirmesinin sebebi de Avrupa'yı yanına çekmesi. Biliyorsunuz son geçen hafta 4 ya da 5 gün önce olması gerekiyor. 5 milyar dolarlık bir tahvil yani dövizi yuan ve euro'ya çevirdi. Burada Rusya mesaj da yolluyor. Almanya'ya mesaj özellikle. Çünkü biliyorsunuz Kuzey Yakın Projesi'nin içerisinde Almanya da dahil ve sürekli Merkel bu konuda sıkıştırılıyor Amerikancı muhalefet tarafından. Burada da Rusya ekonomik olarak Avrupa'yı yanına çekmeye çalışıyor. Tıpkı Çin gibi. Biliyorsunuz 2019 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping... Bu ticaret hücumları da önemli zaten. Tabii zaten G7 ülkelerine baktığımızda ya birinci ya da ilk üç sırasında mutlaka Çin yer alıyor. Pandemide özellikle İtalya'da, İtalya her ne kadar kuşak yoldan çıktığını söylese de, boyun eğse de Amerika'nın politikasına, pandemi döneminde Avrupa Birliği bayraklarının yıkıldığı bir İtalya'dan bahsediyoruz. Yani G7 ülkesi çok önemli bir ülke ve halk, İtalyan halkı pandemi döneminde Avrupa Birliği'nin içerisindeki o disiplinsizlik ve birbirlerinin maskelerini alma, uçaklarını durdurma, aşı vermeme gibi politikalarını protesto etmek için Avrupa Birliği bayraklarını yaktılar. Hatta yer yer Rus bayraklarını astılar sokaklara. Çünkü şunu gördüler, pandemi döneminde Avrupa Birliği aslında dayanışması bir kağıttan kaplan. Yani gördük ne görüntüler, sizin de aktardığınız gibi izledik, yani izleyicilerimiz de biliyor. Tabii özellikle Sırbistan Cumhurbaşkanı bununla ilgili açıklamalar yapmıştı. En çok yardımı zaten Çin'den aldı. Sırbistan, Macaristan ve İtalya en çok yardımı Çin'den aldı bu süreçte. Avrupa Birliği kendi içerisinde de bu çelişkileri yaşıyor ama az önce de belirttiğim gibi şu çok önemli bir şey. Bir şey yapmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri, sürekli G7'nin ve NATO'nun önüne bir şey koymaya çalışıyor. Ama 90'lardaki gibi değil dünya, 2000'lerin başındaki gibi değil. Artık kabul ettiremiyor. Her ne kadar o planı Almanya'nın önüne, Fransa'nın önüne, İtalya'nın önüne koysa da artık onlar da biliyor ki bizim büyük ortaklarımız Çin ve Rusya ekonomik anlamda ve askeri anlamlarda da biz bu ülkelerle çatışmaya girmek istemiyoruz. Şunu merak ediyorum. Bu arada tabii Amerika'da da kendi Çin'le ticari ilişkileri var, yani bunu da belirtelim. Şimdi siz Çin'i çok yakından takip ediyorsunuz Sayın Altınbaş. Çin tarafından bir açıklama geldi mi bu G7 zirvesi ve ardından gelen NATO zirvesinde yayınlanan deklarasyonla birlikte? Ya da nasıl bir açıklama yapar? Yaptı açıklama Çin Halk Cumhuriyeti. Avrupa Konseyi temsilcisi ve Londra Büyükelçiliği tarafından yapıldı açıklama. Ve Çin şu vurgu yapıldı. NATO tarafından bir tehdit olarak gözükmemizi abartıyoruz, çok abartılı buluyoruz dediler ve şöyle de bir açıklama yaptı Çin Halk Cumhuriyeti. Artık dünya küçük bir grup tarafından dikte edilen politikalarda yönetilemez. Düşünün ki Çin Halk Cumhuriyeti G7 olarak, yani dünyanın en büyük refah seviyesine sahip ülkelerini artık küçük bir klik olarak görüyor. Çünkü burada kendi ekonomik gücünü biliyor, askeri gücünü biliyor ve Rusya'nın da kendisiyle yan yana durduğunu, Asya ülkelerinin kendisiyle yan yana olduğunu gördüğü için artık G7 gibi oluşumları küçük bir grup olarak görüyor ve artık dünyada bunların sözünü geçmeyeceğini söylüyor. Bu çok önemli bir açıklama Çin için. Çünkü Çin de her ne kadar Amerika bu saldırganlığını arttırsa da Çin sürekli bir burada biraz daha sağlam adım atıyor. Ama son dönemde özellikle ticaret savaşıyla, Trump'la başlayan ticaret savaşıyla birlikte bu savaş daha da kızışmaya başladı. Güney Çin Denizi'ne kadar yani askeri bir çatışmaya gidebilecek bir seviyeye ulaştı. Çin de burada artık Kuşak Yol Projesi'ne daha fazla önem vererek ekonomik olarak ve terörle mücadelede özellikle Orta Doğu'daki terörle mücadelede artık bir söz sahibi olma, oralardaki duruma da bir göz atma, gözlemci gönderme ve oralarda Orta Doğu'da, Suriye'de İran'la beraber olma gibi, biliyorsunuz Suriye Cumhurbaşkanı Esad tekrardan seçildiğinde nadir tebrik eden ülkelerden bir tanesi olmuştu Çin, Rusya ile birlikte. Evet. Burada da kendisini Çin artık şunu söylüyor, ben artık buralarda aktif bir şekilde rol alıyorum. Yani Suriye'de bir terör sorunu varsa ve bu beni etkileyecekse, Orta Doğu'yu etkileyecekse, müttefiklerimi etkileyecekse ben de artık oralarda yer alıyorum. Çünkü biliyorsunuz Afganistan'dan çekiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Afganistan Çin için çok önemli bir bölge. Afganistan'dan çekildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Taliban yöneticileriyle Çin Halk Cumhuriyeti yöneticileri, Büyükelçisi Katar Doha'da buluştu. Ve Amerika'dan sonraki süreci ele aldılar. Çünkü
Afganistan'da biliyorsunuz Suriye'ye giden birçok cihatçı, Çin'in batısından Suriye'ye giden birçok cihatçı Afganistan yolunu kullanıyordu. Ve aynı şekilde Afganistan'dan, sınır bölgesinden Çin'e de terör anlamında büyük bir tehdit vardı özellikle 90'larda. Evet. Hala mevcut. Tabii burada Çin'in bu Amerika'nın çekildiği yerlerde etkisini göstermesi de bu NATO sonrası oluşan durumu da bize gösteriyor. Şimdi Afganistan başlığını da açalım o zaman. Bunu da sormak isterim size. Kabil Havalimanı'na talip olduğunu biliyoruz Türkiye'nin. Bu neden talip olduğunu size sorayım. Türkiye için avantajları ve dezavantajları ne olur? Taliban'dan da red açıklaması gelmişti. Sizin de değerlendirmenizi almak isterim başlığı açmışken. Evet, Afganistan'daki durum, şimdi Amerika oradan çekilince orada bir boşluk oluşuyor. Biliyorsunuz Amerika 90'lardan beri Afganistan'da varlığını sürdürüyor. NATO da aynı zamanda. Tabii Türkiye'de NATO müttefiki olarak, NATO üyesi bir ülke olarak orada faaliyetlerini sürdürüyor. Amerika'nın oradan çekilmesinden sonra hem Taliban hem Afganistan hükümeti için bir boşluk, aynı zamanda Rusya için de bir boşluk oluşacak. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan çekilirken şöyle bir açıklama yaptı. Biz Pakistan'dan, yani Afganistan'ı, o bölgeyi izlemek için Pakistan'dan bir askeri üs talep etti. Askerlerini konuşlandırmak için. Dışişleri Bakanı, Pakistan Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili çok net bir açıklama yaptı. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne üs vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Bu çok önemli bir açıklama. Çünkü Pakistan o bölgede Çin'in en büyük müttefiki. Amerika'nın da Çin'i bir düşman olarak gördüğünü biliyoruz. Burada Pakistan müttefik olarak gördüğü Çin'e karşı Amerika'yı barındırmamak üzere bir karar alıyor. Burada Türkiye'nin de yaptığı açıklama çok önemli. Çünkü Pakistan-Macaristan açıklaması mı? Tabii, evet. Sizin de belirttiğiniz gibi Pakistan-Macaristan açıklaması çok önemli. Çünkü orada Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Türkiye'ye güvensizlik duysa da Türkiye'yi orada tutup kullanmak istiyor. Yani Çin'e karşı bir dengeleyici unsur olarak. Ama Türkiye de burada akıllılık ediyor ve şunu söylüyor. Ben müttefik olarak gördüğüm, aynı zamanda Çin'in de bir müttefiki olan Pakistan ve Macaristan'la birlikte olursa burada yer alırım diyor. Amerika kabul eder mi? Amerika kabul etmese de eğer orada bir zaten karar çıktıktan sonra Türkiye orada askeri varlığını orada konuşlandırabilir. Zaten Pakistan da bizim müttefikimiz olan dost bir ülke. Türkiye'nin bunu istemesinin sebebi de bu. Yani ben burada tek başıma Afganistan'da NATO üyesi bir ülke olarak barınmaktansa Pakistan gibi, hem Çin'e de çok yakın bir bölge olduğu için Orta Asya'nın kalbi olarak gördüğümüz bir yer. Orada Pakistan'la ve Macaristan'da, biliyorsunuz Macaristan'da Avrupa Birliği içerisinde Çin'e en yakın ülke. Evet. Özellikle Afganistan'ı çok uzun konuşacağız o zaman, önümüzdeki dönem. Önemli bir başlıktı. Tabii Afganistan çok önemli bir başlık, çünkü Amerika çekiliyor, orada bir boşluk olacak. Çin de o boşluğa girmek istiyor şu anlamda, güvenliği sağlamak açısından. Çünkü Taliban'la yaptıkları görüşmede, Katar'daki görüşmede Çinli şirketlerin güvenliği konusunda bir mutabakata varmaya çalıştılar. Tabii Çinli şirketlerin güvenliği demek aynı zamanda Çin'in güvenliği demek. Çünkü kuşak yol açısından Afganistan çok kritik bir ülke. Şincan Uygur bölgesinden geçtiğiniz zaman Kazakistan üzerinden ya da Afganistan üzerinden geçiyorsunuz. Bu da ekonomik, sadece güvenlik değil, ekonomik anlamda da çok önemli. Biliyorsunuz Rusya da bir açıklama yaptı ve aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri o bölgede Tacikistan ve Kırgızistan'da da bir askeri üs talep etti Afganistan'ı izlemek için, o bölgeyi izlemek için. Rusya'dan yapılan açıklamalarda müttefikimiz olan Tacikistan ve Kırgızistan'ın Amerika'ya üs vermeyeceğini söyledi. Rusya'dan da bir açıklama geldi. Yani Amerika zaten çekiliyor bölgeden, ama çekilirken de orada Türkiye'yi ya da çevre ülkelerinde kendi askeri varlığını barındırmak istiyor, ama maalesef kendileri için Çin, Rusya çok büyük bir, özellikle Pakistan büyük bir etken olduğu için Türkiye onlarla birlikte hareket ederse Afganistan'da Türkiye'nin çıkarına işler olur. Peki, son olarak sormak isterim. Yanında büyük bir zirve var. Evet. Joe Biden ve Rus lider Putin bir araya gelecekler. Cenevre'de görüşecekler. Biden, ben dedi, görüşmeden önce hangi başlıkları konuşacağımı burada anlatacak değilim dedi, ama ne bekliyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz Biden Putin'le ilgili çok skandal bir açıklama yapmıştı. Evet. Katil açıklaması yapmıştı. Bu yapılan sert açıklama sonrası tabii oluşacak gündem, yarınki oluşacak havayı insanlar biraz soğuk geçecek olarak tahmin ediyor. Burada Rusya'nın bölgedeki gücü özellikle Orta Doğu'da Amerika'nınla ters orantılı bir şekilde gidiyor. Amerika çekildikçe Rusya özellikle Suriye'deki terörle mücadeleyle birlikte, Cumhurbaşkanı'nın tekrardan Esad'ın seçilmesinden sonra
Rusya'da da bir ilerleme var o bölgede. O yüzden şunu söyleyebilirim Biden görüşmesinde. G7 zirvesi oldu, sonuç çıkmadı. NATO zirvesi oldu, sonuç çıkmadı. Ama burada Putin'le görüşüp Putin'le artık bazı konularda, özellikle Kırım konusu çok önemli Ukrayna. Biliyorsunuz NATO toplantısından sonra Zelenski bir açıklama yaptı, Ukrayna Devlet Başkanı. Evet. Biz NATO'ya katılacağız dedi. Mutlaka bu konu ama gündeme gelecek. Sayın Putin'in buna tepkisi var. Tabii zaten bu konu gündeme gelecek orada. Yani Putin mutlaka bununla ilgili demeç verecektir basına Ukrayna'nın katılması. Çünkü Ukrayna demek Amerika'nın üssü demek orada. Avrupa ya da NATO'nun üssü demek. Zaten NATO katılacağını açıkladıktan sonra bu iyice netleşmiş oldu. O görüşmede büyük ölçüde Kırım ele alınacak. Rusya'nın dolardan çekilmesi, biliyorsunuz 5 milyar dolarlık bir rezervini dönüştürdü. Hı hı. Ve karar da aldı. Artık biz dolar rezervimizi eritiyoruz. Euro'ya ve Yuan'a çeviriyoruz. O yüzden Putin görüşmesinde artık iki sonuçsuz, Amerika için olumsuz olan, her ne kadar olumlu olarak gözükse de aslında olumsuz olan görüşme sonrası Putin'le yapılacak zirvede de ben Amerika'nın buradan çok büyük bir atılım yapıp kendi çıkarına bir sonuç çıkartacağını düşünmüyorum. O zaman NATO üyeliği kabul edilirse, dediğiniz gibi olumlu açıklamalar geldi dün Zelenski'den de, olacak diye. Yine Ukrayna başlığında çok da gündem olacak ve tartışmalar gelecek. Yani belki de hani G7 zirvesi evet bitti. NATO zirvesi yine olumlu, sakin bir görüş. Evet. Ama yarın çok önemli olacak diyelim. Tabii, evet. Çünkü dediğim gibi bir daha tekrar etmek durumundayım. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri artık eski gücünü de olmadığı için, kaybettiği için bu tarz organizasyonların önüne koyduğu planları gerçekleştiremiyor. Ya bu Almanya artık karşı geliyor. Büyük devletler buna karşı geliyor. Yani Çin ortak düşmanımız dedi. Almanya açıklama yaptı sonrasında. Çin'i ortak düşman Rusya'dan olarak alamayız. Rusya'dan bir açıklama yok şu ana kadar? Dünkü Rusya NATO zirvesiyle ilgili var mı? NATO zirvesiyle ilgili. NATO zirvesiyle ilgili çok net bir açıklama yok. Çünkü Putin Biden görüşmesini bekliyorlar. Muhtemelen Biden görüşmesinden sonra NATO'da çıkan ve G7'de çıkan, biliyorsunuz G7'de Çin her ne kadar merkeze konulduysa da tabii, iki maddede Çin özetlendi, 20 maddede Rusya. O da tabii çok ilginç bir şey. Rusya'yla da bazı yerlerde çıkarlarımız ortak ama özellikle Kırım konusunda NATO'nun, G7'nin daha doğrusu baktığı nokta Rusya'yla biraz daha çatışmacı bir durum. Evet. Peki Sayın Altınbaş, çok teşekkür ederiz gün ortasına katıldığınız için. Aydınlık Gazetesi Avrupa Editörü Sayın Özgür Altınbaş bizlerle birlikte oldu efendim. Çok kısa bir reklam arası verelim. Reklamların ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dilimde Diyarbakır'a gideceğiz. PKK tarafından kızı kaçırılan Maidane. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Almanya'da tek başına koca yüreğiyle evlat nöbeti tutuyordu. Ve şimdi Diyarbakır'da nöbet çadırında anneleri ziyaret ediyor. Ulusal Kanal Diyarbakır temsilcisi Ekrem Demir ve Maidane şu anda karşımızda. Ekrem Demir, hoş geldiniz. Maidane'ye de hoş geldin diyelim. Ve sözü hemen Diyarbakır'a sizlere bırakıyoruz. Buyurun Ekrem Demir. Teşekkür ederiz Yeşimel Yılmaz. Evet, şu an Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet çadırındayız. Nöbet çadırının bugün 652. günü yaşanıyor. 651. gün itibariyle, dün itibariyle Almanya Berlin'de kızı Nilüfer için eylemlerine devam eden anne Maide de bu eyleme dahil oldu ve ikinci gündür bu çadırda. Hemen annemize dönmek istiyorum. Diyarbakır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Yine Yeşimer Yılmaz'ın da Ulusal Kanal ekranlarına ve programına hoş geldiniz mesajınızı da iletiyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hepiniz tüm sesimizi duyurmak için çok çaba sarf ediyorsunuz. Bunun için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Dün annelerle, Diyarbakır anneleriyle buluştunuz. O buluşma anında duygusal anlar yaşandı. Neler hissettiniz? O buluşma anı kararlılığınızı nasıl etkiledi? Ben annelerin acılarını, zaten kendim acı çeken bir anneyim. Acılı annelerin acılarını daha çok katlanarak hissettim. Gerçekten ki ben kolay kolay ağlayan bir insan değilim. Ama gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten burada çocuklarımız üzerinden oynanan pis bir oyun var. Özellikle Kürt çocuklarının üzerinde oynanan pis bir oyun var. Kürtlerin çocuklarının yok edilmesi için oynanan bir oyun var. Benim düşünceme göre bu benim düşüncem.
Öyle olmamış olmasaydı neden bizim çocuklarımız? Neden hep çocuklarımız öldürülüyor? Yazık, günah değil mi? Çocuklarımıza bu tür organlar, yani çocuklarımızı yok eden, çocuklarımızı kurban alan cellatlara karşı artık bizim yeter artık. Durun artık dememiz lazım. Hep beraber birlik olalım. Birlik olmazsak eğer biz düşmanımızı şöyle parmaklarımızla vursak bütün parmaklarımız kırılır. Ama biz parmaklarımızı bir araya getirip yumruk haline getirsek parmaklarımız kırılmaz ve karşımızdaki düşmanımızı acıtırız. Onlar bizi acıtacağına biz onlara acıtırız. O yüzden bizim hep beraber birlik olup düşmanımıza karşı birlik olup savaşmamız, mücadele etmemiz lazım. Yeterin artık bizim çocuklarımız üzerinde oynadığınız pis oyunlara dur diyoruz. Buna karşı çıkıyoruz. Bu canlar bu bedende olduğu sürece biz mücadele edeceğiz. Yeterin artık çocuklarımızı öldüremeyeceksiniz. Bunun önüne geçeceğiz. Bu süreç yavaş yürüyor. Ben biliyorum. Bu sürecin yavaş yürüdüğünün farkındayım. Ama bu onların yanında kar kalmamalı. Bunun kar kalmaması için, çocuklarımızın kurban edilmemesi için, daha başka giden çocukların kurban edilmemesi için hepimizin dur demesi lazım. Özellikle Avrupa'da giden, ben halen de eminim buradan da daha giden çocukların aileleri daha devlete başvurmuyordur. Çocuğum gitti diye daha başvurmayan aileler vardır. Avrupa'da olduğu gibi Avrupa'da da yani 300'den 5% Türkçe'de mi prosent bilmiyorum. 5% ancak devletin haberi oluyor. Çocuklarımızın PKK'nın götürdüğüne dair sadece 5% haberleri var. Bütün ailelerin çocuklarını bildirmesi lazım. Zaten özellikle Avrupa'da her ailenin çocuğu giden, başvuran çocuklar, çocuğumuz gitti dediği zaman, çünkü IŞİD'e katılan ailelerin çocukları hep başvurdular. Çocuklarımız IŞİD'e katıldı diye. Bu katılımdan dolayı Avrupa artık başka yol almak zorunda kaldı. Başka yani önlemler almak zorunda kaldı. Zorunda kaldı. Eğer aileler baş kaldırmamış olsaydı bu zorunluluklar, bu önlemler alınmazdı. Şimdi bu aynı durum PKK için de geçerli. Bütün ailelerin başvurması lazım ve ailelerin bir araya gelmesi lazım. Siz sesinizi çıkarmadığınız sürece, bir araya gelmediğiniz sürece daha çok çocuk gidecek, çok ailelerin canları yanacak. Şimdi çocukların canları zaten yanıyor ama giden ailelerin kaç tane kardeşleri varsa, kaç tane annesi babası varsa, kaç tane kardeşleri varsa bütün kardeşlerin canları yanıyor. Ve onlar da her gün doğuyor, her gün ölüyorlar. Ben başka ailelerle de görüşmelerdeyim, onlarla da görüşüyorum. Bütün çocuklar giden ailelerin hepsinin çocukları, anneler, babalar ya kanser olmuş ya felç geçirmiş üzüntüden. Yani ailelerin hepsi hasta. Acı içerisinde. Çünkü bu acı artık bu ruh acısı bedenlerine ağrı düşürüyor, hastalık düşürüyor. Yazık, günah değil mi? Yani siz kendinize acımıyorsunuz, çocuklarınıza da mı acımıyorsunuz? Çünkü çocuklarınızın da hem bedeni hem ruhu hasta şu anda. O yüzden birlik beraberlik olup bir an önce bu terör lanetine dur dememiz lazım, karşı çıkmamız lazım. En önemlisi de birlik olmamız lazım, bir araya gelmemiz lazım. Birbirimizle kontakta olmamız lazım, kendi sesimizi duyurmamız lazım. Biz sesimizi duyurmadığımız sürece daha çok ölümler olacak, bunun önüne de geçilemeyecek. Terörle topyekun bir mücadeleyi aslında biraz anlattınız. Aynen. Şimdi onun bir de siyasi ayağı var, işte önünde bekliyoruz HDP, PKK'nın siyasi kolu ve kapatılma davası açıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, Almanya'da nasıl görüyorsunuz bu durumu? Ben buna tamamıyla katılıyorum. HDP Kürtlere çok büyük ihanet etti. HDP Kürtleri hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler HDP'yi kendilerine temsil diye seçti ama çok yanıldılar. Burada çok yanıldılar. Çünkü HDP çocuklarını kurban vermeleri için bir araç oldu. Hangi parti PKK ile veya terörle beraberse o partiden elini ayağını çekeceksin ve o partiye karşı savaş açacaksın. Mücadele edeceksin.
O yüzden HDP'nin kapatılması herkesin hayrına. Terörle mücadelenin gereği diye ifade ediyorsun. Tabii ki terörle mücadelenin gereği. Eğer mücadele edilmezse, karşı çıkılmasa daha çocuklarımızın gidişi, çocuklarımızın ölümü bitmeyecek. Hep daha ölecekler. Yazık günah değil mi? Çocuklarımızı neden kurban verelim? Neden biz Kürt olduğumuz için hep diyet ödemek zorunda mıyız? Kurban vermek zorunda mıyız? Hayır. Buna artık dur denilmesi lazım. Ailelerin bilinçlendirilmesi lazım. Dur demeleri için ailelerin bilinçlenmesi lazım. Ailelerin en nihayetinde kendilerini sirkeleyip etrafına şöyle bir bakması lazım. Ya bizim yararımıza kim, bizim zararımıza kim deyip ona karşı cephe alması lazım. HDP çocuklarımızı yok olması için, ölmesi için mücadele verdi, mücadele etti. Yazık günah değil mi? Bizlere yazık değil mi? Çocuklarımıza yazık değil mi? O çocuklarımızın bir geleceği vardı, o çocuklarımızın bir hayali vardı. Çocuklarımızın hayalleri çalındı, çocuklarımızın en sonunda da bedenleri çalındı. İlk önce hayalleri çalınıyor, sonra bedenleri çalınıyor. Buna dur demezseniz daha çok çocuklar ölecek, çok çocukların hem hayalleri hem bedenleri çalınacak. Ben kesinlikle bu can bu bedende olduğu sürece kesinlikle buna dur demek için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben zaten benim daha büyük Avrupa'daki insanların uyanması için başka planlar düşünüyorum. Avrupa'daki insanları uyandırmak için planlar düşünüyorum. Nasıl yapsam da nasıl etsem de bu ailelere ulaşsam. Bu aileleri en nihayetinde bu ailelerin uyanması için bir şeyler yapmam lazım. Çünkü benim öfkem, kinim ve öfkem çok büyük. Benim çocuğum gitmeden önce ben onları gittim çok uyardım. Benim o kadar uyarılarıma rağmen benim çocuğumu götürdüler ya. Bu pişmanlığı kemiklerine kadar işlenmesi lazım. Benim intikamım büyük olmalı. Benim çocuğumu götürdüklerine pişman olmalılar ve başka çocuklara da cesaret artık edilmemeli. Bunun mücadelesini vereceğim. Bu can bu bedende olduğu sürece. Nöbet çadırı aslında eyleme başladığı zaman itibariyle bir aileyle başladı. Şu anda işte Almanya'da siz yürütüyorsunuz, İzmir'de yine devamı var. Türkiye'de Doğu'da Diyarbakır, işte Şırnak'ta başladı, devam ediyor. Hakkari'de başladı, devam ediyor. Muş, Van ve özellikle bölgede her tarafa yayılmış durumda. Bu da aslında bir başarı. Diğer bir başarısı 25 tane aile evladını oradan söke söke aldı. Bu da bir başarı. Ve HDP'nin de kapatılma davası da açıldı. Bu da aslında bu nöbet çadırının başarısı. Zafer olarak da görülebilir değil mi? Yani o sonuç HDP kapatıldığı zaman da aslında nöbet çadırında davullu zurnalı kutlamaların yapılacağı bir ortam oluşacağı görülüyor. İnşallah öyle olur. Ben umuyorum herkes bu ciddiyetin farkına varır en nihayetinde. Çünkü halen birçok annenin ben görüştüğüm kadarıyla bunun gerçekçi olmadığını, bunun planlandığını söylüyorlar. Ama bu bir plan değil. Ben burada geldim, annelerle birebir görüştüm. Kesinlikle hepsi doğru. Herkesin ailesi. Ya 8 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuk bile kaçırılmış. 8 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur ya? Bu kadar, bu hainlik, bu iğrenç bir şey. Bunu yani ben artık buna verecek bir cevap bile veremiyorum. Buna bulacak, yani bunu söyleyecek bir cevap bile bulamıyorum. Çok iğrenç bir düşünce. Hala nasıl oluyor da siz böyle bir düşünceye kapılıyorsunuz? Ben geldim buradaki ailelerle hem burada hem çadır dışında birebir görüşüyorum, uzun uzun görüşüyorum. Nasıl evladınız gitmeden önce hangi fikirlere nasıl değişti, nasıl değişim oldu, nasıl gitti, nasıl götürüldü, nasıl kaçırıldı? Bunların hepsini öğreniyorum, duyuyorum ve bunları Avrupa'da benim bunu Avrupa'da duyurmam lazım. Öyle veya böyle nasıl duyuracağımı daha bilemiyorum ama yollar arıyorum. Ama ben bunu Avrupa'da duyuracağım. Avrupa'da en nihayetinde Kürtlere yapılan bu çirkin oyunun farkına varması lazım. Çünkü Avrupa'ya göre HDP Kürtlerin partisi, Kürtlerin temsilcisi olarak görüyor. Bizim çocuklarımızı öldüren bir parti bizim temsilcimiz olamaz. Bunun en nihayetinde Avrupalıların ve de Avrupa'dakilerin farkına varması lazım.
Bunun farkına varılması için mücadele vereceğim. HDP'yi siyasi parti olarak, yasal olarak gören, işte demokrasinin gereği olduğunu ifade eden siyasi partiler de bugünlerde konuşuyorlar. Özellikle kapatılma davasının tekrar açılmasından sonra. Onlara ne mesajınız olur? Onlara şöyle diyorum. Şimdiye kadar yani ortaya çıkmış, çıkmamış bütün ailelerle önce bir görüşülsün. Onların, o ailelerin fikirleri alınsın. Çok yanlış bir düşünce. Demokrasi adı altında sen çocuklarını devşirip de PKK'ya katıyorsan bunun demokrasiyle uzaktan yakından bir alakası olamaz. Demokratik bir insanın kalkıp da senin çocuğunu öldürüyorsa bunun demokratikle bir alakası olamaz. Bu bir katliamdır. Katil bir partiye kesinlikle herkesin hayır demesi lazım. Dur demesi lazım. Stop, dur demesi lazım. Evet. Son olarak şöyle yapalım. Bir, çocukları daha kaçırılan ailelere bir seslenin. İkincisi, dağdaki çocuklara seslenin ve konuşmamızı, sohbetimizi o şekilde bitirelim. Burada ben her zaman için diyorum, birlikten güç doğar. Biz aileler birlik olup sesimizi yükseltmemiz lazım. Sesimizi yükseltmediğimiz sürece daha çok çocuklarımız gidecek. Daha çok canlarımız yanacak. Daha çok anneler, babalar da, çocukları zaten yanacak. Anneler, babalar, aileler de, çocuklarıyla beraber aileler de yanacak. Yazık, günah. Ne bu acıyı kendinize ne de çocuklarınıza yaşatın. Daha giden çocuklara da ben buradan söylüyorum. Ben buradan bütün çocuklar, ben bir anne olarak söylüyorum. Yeter, bu acıyı ne kendinize çektirin ne de annenize, babanıza çektirin. En nihayetinde uyanın, gerçeği görün, teslim olun. Kaçabiliyorsan, ne kadar kaçabiliyorsanız kaçın. Yani siz öyle orada kaldığınız zaman zaten öleceksiniz. Ama hiç değilse kaçın. Özgürlüğe giden bir yoldan, yani savaşarak ölmektense özgürlüğe giden bir yolda ölün daha iyi. Öyle düşünüyorum. Ben olsam burada durup savaşıp daha can alıp öleceğime bir an önce kaçış yolunu bulup ister Avrupa'daki gençler olsun, ister buradaki gençler olsun bir an önce kaçıp oradan kurtulmak için planlar yaparım. Zeki olun, düşünceli olun, kaçış yollarını arayın. Kaçış yollarını arayın, kaçın artık. Girdikleri yolun bir sonu olmadığını kesinlikle da ifade ettim. Kesinlikle bu yolun sonu ölümdür. Hepsi için ölümdür. Ama onlardan ne diyorlar ki? Orada gittikleri zaman, Kürtler için öldükleri zaman şerefli bir ölüm olduğunu sanıyorlar. Hiçbir Kürt bunun şerefli ölüm olduğunu kabul etmiyor, etmeyecek de. Ben bunun şerefli bir ölüm olmadığını, tam tersine şerefsizce bir ölüm olduğunu biliyorum. Ben bir Kürt anne olarak bunun şerefsizce bir ölüm olduğunu biliyorum. Ve bunlar diyorlar ki şimdi PKK'ya karşı olan aileler için şey diyorlar. Satılmış, artık ne diyorlar, ben kelimenin Türkçesini bulamıyorum. Satılmış gibi hain. Hain bizler değiliz. Hain siz PKK'lılarsınız. Sizler hainsiniz. Hain olmasaydınız bizim çocuklarımızı çirkin hain planlarınızla alıp götürmezdiniz. Anneler çocuklarını askere gönderdikleri zaman davulla zurnayla gönderiyorlar ama biliyorlar ki çocuklar 3-5 ay sonra geri gelecek. Ama siz hangi anne baba çocuğunu davulla zurnayla PKK'ya gönderdi? Hiç sanmıyorum. Hiçbir annenin çocuklarını davulla zurnayla PKK'ya gönderdiğini sanmıyorum. Bu demektir ki çocuklarını gönüllü göndermiyorlar. Çocuklarını siz çalıyorsunuz. Çocuklarını hırsızsınız, katilsiniz ve hırsızsınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti, nöbet çadırındaydık. Maide anne 93 haftadır Almanya, Berlin'de evlat nöbetinde. Kızı Nülüfer'i PKK'dan almak üzere evlat nöbetine devam ediyordu. 2 gündür Diyarbakır'da ve bugün itibariyle de akşama kadar nöbet çadırında olacak. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız bu şekilde Yeşmer Yılmaz. Sözü size bırakalım. Peki. Ekrem Demir, kolay gelsin. Diyarbakır'dan aktardı efendim. Nöbet çadırındaydı. Maide anne de evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti ve konuşmasını da ekranlarınıza getirdik. Şimdi NATO zirvesini konuşacağız, değerlendireceğiz bu dilimde.
kiminle değerlendireceğiz? Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Ünal, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Yeşim Hanım. Çok teşekkür ederim. Evet, dün gözler NATO zirvesine çevrildi. Ondan önce G7, NATO zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beklenen Biden görüşmesi gerçekleşti. Ama genel hatlarıyla siz NATO zirvesini nasıl değerlendirirsiniz? NATO zirvesine bakıyoruz, iklimi konuşuyor, Çin'i konuşuyor, Rusya'ya hedef gösteriyor ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz açıklanan deklarasyonu ve bu zirveyi? Valla NATO bir ittifaktan ziyade herkesle ve her şeyle uğraşan bir zirveye dönüştü. Yani bir matchmaking yapmadığı kaldı şu ana kadar. Şimdi dediğiniz gibi işte iklimden diğer konulara kadar birçok şeyi ele alıyor ama esas zirve kararları üzerinden gidecek olursak şöyle önümde tutuyorum zirve kararlarını. Burada bence Türkiye'yi ilgilendiren 3 başlık var. Bunlardan biri Rusya'nın düşmanı ilan edilmesi. Şimdi Rusya'nın hukuka ve uluslararası yükümlülükleriyle sorumluluklarına uyduğunu gösterene kadar olağan duruma geri dönüşü mümkün olamaz diyor. Yani ne demek bu? Yani 2014'te ne olduysa bunların geriye döndürülmesi lazım. Bunlar mümkün şeyler değil. Yani Kırım'dan vazgeçsin falan demeye getiriyor. Öte yandan Rusya'nın kendi tehdit algılarıyla ilgili de ciddi bir değerlendirme olmadığı anlaşılıyor. Yani mesela NATO'yu bu kadar niye genişletiyorsunuz diyor Rusya. Mesela 2014'te hadi diyelim ki Kırım meselesi vardı. Peki 2014'ten önce siz 1999'dan NATO'nun ilk genişleme dalgasını gerçekleştirdiniz. 2004'te ikinci ve büyük genişleme dalgasını gerçekleştirdiniz ve vaktiyle Gorbaçov'a verilen sözlerin aksine NATO'nun genişlemesini sürdürüyorsunuz. Neden diyor Rus tarafı haklı olarak bunu sorarken. Buna cevap vermiyorlar ama şimdi de Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı da içine alacak şekilde NATO'nun genişlemesinden bahsediyorlar. Tabii bu örneğin daha önce Almanya ile Moskova arasını düşünürseniz binlerce kilometrelik bir füze hattı varken şimdi Ukrayna sınırına gelmiş durumda. Yani Rusya ile NATO üyesi ülkeler arasındaki füze mesafesi yüzlerle ifade edilen kilometrelere düşmüş durumda. Evet. Dolayısıyla bütün bu sorunlar çok ciddi sorunlar ve Rusya'yı bu şekilde düşman ilan etmesi NATO'nun ileride Türkiye'yi de ilgilendirecek önemli sorunları beraberinde getirebilir. Çin'le ilgili konular ayrı bir başlık. Şimdi onunla ilgili olarak da aklıma şu geliyor ilk söylenecek laf. Şimdi NATO'nun adı şu North Atlantic Treaty Organization. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. Peki bu Çin'in Atlantik'te toprağı var mı? Sınırı var mı? Herhangi bir NATO üyesiyle sınırı var mı? Peki NATO'nun Çin'le ne alakası olabilir? Yani Amerikan'ın olabilir Çin'le. Sorunu olabilir. Ama NATO Amerika'nın bir elindeki basit araçlardan biri mi? Amerika kimle takışırsa hemen NATO'yu oraya götür falan. Yani mesela Amerika Grönland'a falan el koymak istiyor. Gerçi Danimarka'da NATO üyesi ama yani hemen o zaman alalım toplayalım ve bu taraftan şey yapalım. NATO'yu şurada kullanalım, NATO'yu burada kullanalım. Bunun sonu yok yani. Anlatabildim mi? Şimdi dolayısıyla bu eleştirileri yaptıktan sonra baktığımızda NATO zirvesiyle ilgili söyleyeceğimiz şeyler daha önceki açıklamalara paralel gidiyor. Yani beklenen şekilde çıkmış durumda. Yani işte dediğim gibi Rusya hasım ülke olarak ortaya konuluyor. Çin yani tam olarak bir düşman hasım ülke şeklinde tanımlanmasa bile Çin'le ilgili pek çok sorun dile getiriliyor ve evet. NATO ülkeleri Çin'e karşı birlikte hareket edeceği öngörülüyor. Ama pek kabul görmedi Avrupa Birliği ülkelerinden. Yani bu açıklamalar öncesinde de G7 zirvesi sonrasında da bakıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde ticaret hacmi var yine Çin'le. Keza Türkiye'nin de öncesinde yaptığı bir swap anlaşması var ki devam eden anlaşmalar doğrultusunda yenilendi.
Şimdi evet bunlar var ama yani NATO zirvesine tam olarak yansıdığı söylenemeyebilir. Yani NATO tamam, yani NATO genel sekreterinin açıklamalarından bildiğimiz kadarıyla zaten NATO'nun böyle kararlar alması bekleniyordu ve bu kararlar da çıkmış durumda. Ha, bunun ilerisine gidilmediği söylenebilir. Rusya kadar düşman tanımı yapılmamış olduğu söylenebilir ama yani NATO'nun Çin'le mücadele edeceği söyleniyor. Yani işte buradaki ifadeleri okuyayım. Evet. Çin zor kullanan politikalara başvuruyor. Silahlı kuvvetlerini gizlice güçlendiriyor. Hedeflerine ulaşmak için dezenformasyonu kullanıyor. Çin uluslararası sistem içinde sorumlu davranmalı ve taahhütlerine saygı göstermeli. Mesela ben bunları okuduğumda gülüyorum. Yani bunları aslında tam Amerika için söylemek lazım. Yani Amerika müttefiki bir ülke olan Türkiye'ye karşı bir terör örgütüne silah verirken sorumlu davranıp uluslararası taahhütlerine saygılı mı davranmış oluyor? Yani bunları Çin için ne diye söylüyoruz mesela? Şimdi bu arada tabii şu var, örneğin NATO'nun üyesi olan bir Türkiye dediğiniz gibi swap anlaşması yapıyor. Çin'in bir kuşak bir yol projesiyle ilgili olarak kilit ülkelerden birisi Türkiye. Ama onun da ötesinde mesela İran'ın bir adım gerisine dönüldüğünde, doğusuna gidildiğinde diyelim, oradaki Türk dünyası ülkeleri de Çin'in bu projeleriyle yakından ilgileniyorlar ve bir kısmına ev sahipliği yapıyorlar. Yarın bir gün bu ülkelere, bu devletlere ya siz niye bunlara ev sahipliği yapıyorsunuz? Biz sizinle o zaman NATO çerçevesinde iyi geçinemeyiz mi diyeceğiz? Yani kısacası NATO her şeye el atar hale gelince giderek aslında gerçek amacından uzaklaşıyor gibi. NATO bir ittifak. Evet, NATO sonuçta bir askeri ittifak. Yani burası zaman zaman bir araya gelip dünya sorunlarının konuşulduğu bir platform değil. Bir entelektüellerin bir araya gelip işte neyi nasıl şey yapalım, akşam hangi kulübe gidelim, nerede bira içelim falan diye oturdukları bir yer de değil. Hı hı. Ya burası ciddi ciddi bir askeri ittifak. Ve bu konular çok çok önemli konular. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi buralara girdiği zaman ben giderek endişe etmeye başlıyorum. Önümüzdeki şimdi, günlerde bu başlıkların hepsini tek tek açarız ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi Rusya özelinde sorayım o zaman. Yarın da önemli bir görüşme gerçekleştirilecek Cenevre'de. Biden ve Putin bir araya gelecekler. Şimdi bir tarafta Kırım çok önemli bir gündem. Ukrayna meselesi var. Putin'den gelen tepki vardı üyelik konusunda ama Zelenski üyelik konusunda da NATO zirvesi sonrası hemen açıklamalar yaptı. Ne olur yarınki zirveden ne bekliyorsunuz? Ukrayna'nın üyeliği kabul edilirse, keza Gürcistan da konuşuluyor ama ne öngörüyorsunuz sonrası için? Efendim şöyle, Ukrayna'nın üyeliği diye bir şey olamaz. Toprak bütünlüğü sağlanmamış bir ülkeyi nasıl NATO üyesi yaparsınız? Yani Ukrayna'nın şu anda toprak bütünlüğü belli değil. Evet. Ukrayna'nın iddiaları var ama topraklarının bir kısmı Rusya'da. Yani eğer Ukrayna açısından bakarsak Kırım Yarımadası. İki, Donbas bölgesi, orada iki tane Rusların ilan ettiği cumhuriyet var. Luhansk ve Donetsk. Şimdi bunlar ne olacak? Şimdi Ukrayna'yı NATO'ya aldınız. Sonra Ukrayna topraklarını ele geçirmek, topraklarında egemenlik tesis etmek adına Rusya'yla kapıştı, silahlı mücadeleye girişti. İşimiz gücümüz yok da hep birlikte Rusya'yla savaşa mı gireceğiz? Yani şimdi aklımızı başımıza alalım. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu değil. Gürcistan'dan ayrılmış şu ana kadar iki tane bölge var. Birisi Abazya Cumhuriyeti. Bu Abazya Cumhuriyeti Rusya'nın koruması altında. Üstelik bir takım uluslararası temaslar içerisinde Abazya'nın başbakanı, dışişleri bakanı başka ülkeleri ziyaret ediyor, oralara gidiyor. Onlarla bir takım temasların ötesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kuzey Osetya bölgesi gene Gürcistan'ın kontrolünden çıkmış durumda. Oradaki Osetler Gürcistan'ın değil Rusya'nın kontrolünde yaşamak istediklerini söylüyorlar falan. Hı hı. Şimdi
Bunları yan yana getirdiğimiz zaman ve Gürcistan'ı NATO'ya almaya kalkıştığımızda Gürcistan Rusya ile bir savaşa tutuşursa ne olacak yani? Gürcistan'ın Kuzey Ossetya bölgesi için Türkiye Rusya'ya karşı savaşa mı girecek? Yani dolayısıyla bu ülkelerin NATO üyeliğinin konuşulmaması lazım. Ayrıca bu NATO'yu biz illa Rusya'yı kendi içine sıkıştırmak, kendi sınırlarının ötesinde güç projeksiyonu yapamaz hale getirmek, felç etmek, mümkünse Rusya'yı parçalamak için mi kurduk? Rusya ile 1990'ların başlarından itibaren geliştirilen gayet iyi bir NATO diyaloğu vardı. Bu diyaloğu geliştirmeye çalışmak yerine Rusya'yı düşman ilan etmenin anlamı nedir? Anlatabilir miyim? Tepkileri var Sayın Ünal. Putin'den çok net tepkiler var bu konuyla ilgili. Çok hem net tepki var hem açık semalar anlaşmasından daha geçtiğimiz yeni bir ayrılış var. Yani bu konuda Rusya'nın tutumu da belli. Evet, üstelik yani Rusya şimdi çok sıradan bir ülke değil. Toplam mesela füze savaşları halinde NATO'nun toplamından daha üstün durumda. Geliştirdiği en son nükleer silah teknolojilerinde Amerika'nın çok önüne geçti. Dolayısıyla yani biz Rusya'yla niye kapışıyoruz? Şimdi Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya yakın zamanlarda alınanlarının bir kısmının Rusya'yla böyle tarihi kapışması var, sorunları var. Rusya'dan çektiklerini anlatıyorlar Ruslardan ve Rusya'dan. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Ruslarla örneğin Türkiye olarak ortaklık kurabiliyoruz. Çok büyük çaplı ticaret yapıyoruz. Ekonomik ilişkilerimiz fevkalade. Bir nükleer santralimiz olacak. Onu da Ruslar kuruyor. Öte yandan yılda yaklaşık 7 milyon civarında Rus turist Türkiye'ye geliyor. Onlar gelmediği zaman Türkiye'nin turizm sektörü felç oluyor. Türkiye'nin başta inşaat sektörü olmak üzere hizmet sektöründeki şirketleri Rusya coğrafyasında harikalar yaratıyorlar. Büyük paralar kazanıyorlar. Giderek Rusya'yla siyasi ilişkiler de kuruyoruz. Yani Suriye'ye barış getirmekten Türk-Rus yakınlaşması sayesinde mesela Azerbaycan'ın topraklarını 30 yıldan sonra geri almasını sağlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Rusya'nın tarafsız kalmasını sağlamak gibi pek çok konuda Rusya'yla işbirliğimiz var. İyi ilişkilerimiz var. Şimdi bizim bütün bunları heba etmemizi gerektirecek örneğin Romanya'nın ya da Polonya'nın hangi çıkarıyla karşılaştırabiliriz bunları? Anlatabildim mi? Peki. Şimdi o ülkeler sürüklüyorlar. Amerika da bunu kışkırtıyor ve tehlikeli bir noktaya gitmiş durumda bu iş. Yani o yüzden bu imza attığımız NATO bildirileri ileride başımıza büyük sorunlar açmamalı. Onun için bu konular pratikte nasıl politikalara evrilecekse daha başlangıç aşamasında, komiteler aşamasında, en alt komiteler aşamasında işlerin nereye gideceğini görerek baştan belki müdahale etmek ve bizim Rusya'yla bir kapışmaya Türkiye olarak hiç mi hiç niyetli olmadığımızı, tam tersine NATO üyesi olarak aynı zamanda Rusya'yla da işbirliğimizi sürdürmek niyetinde olduğumuzu söylemek ve göstermek bence mecburiyetimiz var. Evet, ki bununla ilgili mutlaka bir komisyon kurulmuştur diye düşünüyorum imzalar atılırken ya da alınacak kararlarda diye tam net bir bilgi sahibi değilim. Ama Rusya özelinde yine sormak isterim o zaman. En çok konuşulan konu Sayın Ünal S-400 konusuydu. S-400 krizi Amerika tarafından sürekli gündeme getiriliyordu ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden'la görüşmesinde S-400 konusuna yer verildiğini ve bununla ilgili bir açıklama yaptı. Fikrimiz değişmedi. Amerika Birleşik Devletleri bize Patriot vermedi. Biz de S-400 almak zorunda kaldık dedi. Daha önce Çavuşoğlu'ndan da yine duymuştuk bu açıklamaları. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ilk açıklamayı? Ne oldu şimdi? S-400 krizi hala masada. Nereye doğru gider? S-400 krizi çözülecek mi Amerika ile? Önümüzde olan başlıca sorunlarından biri diyebiliriz Amerika ile ilişkilerde. Şimdi NATO zirvesi ayrı bir konu. Amerika ile yapılan ikili görüşme ayrı bir konu. O evet. Bir zirve miydi yoksa bir görüşme miydi? Tam yüz yüze bir görüşme olarak verildi. Evet, ilk görüşme. Yani bana Biden bir zirveden ziyade bir görüşme şeklinde şey yapıyor.
Ve oradan yapılan açıklamaları dikkatle incelediğimde taraflar aralarındaki ikili sorunların hiçbirisi üzerinde anlaşamadıkları konusunda anlaşmış görünüyorlar. Yani bugüne kadar onlar bize söylediklerini söylemişler. Yani demişler ki biz PKK'ya, YPG'ye karşı sizinle aynı görüşte değiliz. Onlara silah vermeye devam edeceğiz. Onlarla ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Biz onları bir de külahımıza anlatın demek lazım. Biz onları IŞİD'le mücadelemizde kullanıyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Bu tamamen yalan, yanıltıcı ve hiçbir inandırıcılığı olmayan bir ifade. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı gibi IŞİD'e karşı göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO üyesi Türkiye'dir. Evet. Fırat Kalkanı operasyonu IŞİD'e karşı yapıldı ve başarıyla uygulandı. Eğer IŞİD'le mücadele edilecekse, ki bence IŞİD mışİD de kalmadı Suriye'de, IŞİD dedikleri şey artık sırf PYD, PKK'nın Suriye'deki varlığına meşruiyet kazandırmak için orada Amerikan kuvvetlerinin kendi ellerinde tuttukları bazen sakallı bazen sakalsız tipler yani. Herhalde bazen PYD'lileri IŞİD kıyafetine sokup işte bak IŞİD'liler devam ediyor Şermin'in diyorlarsa şaşırır. Şermin'in açıklaması oldu zirve öncesi. Hala oradaki DAEŞ'in varlığını bitirmek için diyor destek veriyoruz. Evet. Biz de buna inandık yani. Evet tabii. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi bir terör örgütünü, yani bu doğru bile olsa, başka bir terör örgütüyle yenmeye çalışmak kadar gayri medeni bir tavır olamaz. Üstelik bu konuda koskoca bir NATO üyesi ülkeyi, müttefikinizi yani Türkiye'yi karşınıza alarak. İkincisi S-400'ler meselesi. Biz onlara pozisyonumuzu söylemişiz. Onlar da pozisyonlarını sürdürüyorlar. Yani tam bir görüş ayrılığı içindeyiz. Doğu Akdeniz'de bizim arama sondaj yapmamızı istemiyorlar. Ve Ermeni soykırımı lafı da açılmamış. Evet. Şimdi bunları ben yan yana getirdiğimde tam bir yani hiçbir konuda anlaşılamadığı, uzlaşılamadığı, görüş birliğine varılamadığı konusunda anlaşılmış. Dolayısıyla gündeme gelmemiş 1915 olayları. O da çok üzücü. Bence Sayın Cumhurbaşkanı onu şu şekilde dile getirse çok iyi olurdu. Demeliydi ki Sayın Biden, bir defa yaptığınız şey uluslararası hukuka aykırı. 1948'de ilk defa tanımı yapılmış. 1951'de Birleşmiş Milletler yani Birleşmiş Milletler'de kabulü imzalanmasının ardından uygulamaya girmiş olan bir uluslararası suçu geriye doğru işleterek 1915 olayları için kullanmanız basit bir davranıştır. Dünya tarihinde meydana gelmiş her politik mücadeleyi jenosit, soykırım diye tanımlayacaksak o zaman 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapılan da çok basit bir hale gelir. Sizin kendi tarihçileriniz, yaklaşık 100'e yakın tarihçileriniz geçmişte Amerikan başkanlarına o ortak imzalı bir mektup yazarak bunun soykırım olamayacağı, bu konuları gayet iyi inceledikleri, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını belirttikleri mektuplar var. Bakın, siz cahilsiniz ama şu dosyanın içinde bu bilgiler var. İki, biz Türkiye olarak yıllardır ortak çalışma grupları oluşturalım akademisyenler arasında diyoruz. Buna yardımcı olmak, sizin akademisyenlerinizi de bu işin içine çekmek varken neden böyle bir şey yaptınız? Ayrıca biz şu anda Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari açılımlar yapılması için adımlar atmaya çalışıyoruz. Bütün bunların ortasına dinamit atar gibi bu lafı niye söylediniz? Bir başka şey, benim halkım sizin bu lafınızdan şiddetle öfke duyuyor. İnfial içinde. Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamak istiyor idiyseniz başardınız. Tebrik ederim. Şu anda Türkiye'deki Amerikan karşıtlığı %90'ın üzerinde. Dolayısıyla amacınız ne sizin? Diye bence sorması lazımdı. İyi olurdu. Yani şimdi onu orada konuşmadığınız zaman bu şu olur. Yani onu orada konuşmazsanız
O zaman yani bunu sineye çekmiş olursunuz. Ve bunun Amerikan iç hukukunda nelere sebebiyet vereceği de apayrı bir tartışma. Yani benim konuştuğum Amerikalı hukukçular diyorlar ki yani bu iş Amerikan iç hukukunda Türkiye'ye yönelik tazminat vesaire davalarına dönüşecektir. Buradan kaçışı yok. Çünkü Ermeni lobisi federal bir kurumun ki Amerikan devlet başkanı bir federal en yüksek federal otorite onun ifadesinin buraya girmesiyle birlikte daha önce eyalet mahkemelerinde açılan davaların ilerletilememesi sürecini şimdi yeniden zorlayacaktır. Çünkü daha önceki açılan eyalet mahkemelerindeki davalarda Türkiye'yi savunan avukatlar başarılı bir şekilde diyorlardı ki kardeşim bu iş federal yasaların üstünlüğü prensibi çerçevesinde ele alınmalıdır. Federal yasalar çerçevesinde konuştuğumuzda da Amerikan federal yasalarında 1915 olaylarını soykırım diye gören bir yasa, bir hüküm, bir şey yok. Siz bu davayı ilerlettiğinizde federal yasalarla çelişmiş olacaksınız. Amerikan hukuk sistemindeki temel uygulama olan eyalet yasalarıyla federal yasaların çelişmesi halinde de federal mevzuat üstündür. Dolayısıyla bu davayı ilerletmemelisiniz, burada bırakmalısınız şeklinde savunuyorlardı ve başarılı oluyorlardı. Şimdi bunların hepsi Türkiye'nin başına dert açacak ve bunlar böyle 3-5 senede de sonuçlanmaz bu tür davalar. Bu tür davalar sonuçlanma aşamasına girdiğinde zaten Biden de orada olmaz. Dolayısıyla bu konuların şimdiden gündeme getirilmesi ve Türkiye'nin bu konularda karşı tedbirlere başvurması gerekiyordu. Peki. Bunların dile getirilmemiş olması bence Türkiye açısından çok olumlu bir şey olarak değerlendirilemez. İleriki günlerde konuşmaya devam edeceğiz Sayın Ünal. Çok teşekkür ediyoruz gün ortasına katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal bizlerle birlikte oldu. NATO zirvesini değerlendirdik ki tabii ki Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi çok önemliydi. İlk yüz yüze görüşmeydi. Bunun da değerlendirmesini kendisinden aldık ve şimdi kısa bir reklam arası devam edeceğiz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. CHP grup toplantısına gidelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor. Dinliyoruz. 10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişi kalıyorsa bir sorun var demektir. Eğer devleti yönetenler adaletten uzaklaşmışlarsa, bırakın adaleti getirmeyi, adaletsizliği perçinliyorlarsa, bu ülkede bir sorun var demektir. Adaleti en iyi anlatan nedir biliyor musunuz? Buraya iki su getirdim değerli arkadaşlarım. Doğanın da adaleti var değil mi? Bu Ergene Nehri'nin kaynağından, Vize Çakılı'dan alınan su. İçilecek su. Allah'ın bize verdiği su. Bu kirlettiğimiz su. Bizim kirlettiğimiz su. Adaleti burada görüyorsunuz. Doğanın adaletini burada görüyorsunuz. Nasıl olur da bu su bu hale gelir? Bu suyu bu halden bu hale kim getirdi? Kimler getirdi? Ve bunun sorumlusu kim? Kim bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkeyi yönetenler nerede? Meydanlarda toplantı yapıyorlar. Ergen'in suyu içilecek hale geldi diye. Buyurun beyler için. Buyurun. İçebiliyorsanız. Hiçbir canlının yaşamadığı bir su parçası bu. Hiçbir canlının yaşamadığı. Doğanın adaleti yok mu? Dün çekilen fotoğraf arkadaşlar bu. Dün çekilen fotoğraf. Bugün konumuz adalet.
Doğanın da bir adaleti var. Eskiden bu suda balıklar vardı. Eskiden kuşlar gelir bu suların, bu suyun kenarında su içerlerdi. Eskiden bu suda insanlar, çocuklar yüzerdi. Ne oldu da bu hale geldi? Değerli arkadaşlarım, adalet dedik, hak, hukuk, adalet dedik değerli arkadaşlarım. Bunu sağlayacak olanlar bizim vicdanımızdır aslında, toplumun vicdanıdır. Adalet demek, haksızlığa karşı isyan etmek demektir. Bu yanlıştır demektir. Toplumsal bir tepki göstermek demektir. Haksızlık karşısında susmamaktır. İnançlıyız diyorlar. İnançlıysanız neden sevgili peygamberimizin söylediği haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır demiyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, adalet soylu bir kavramdır. Eğer bir ülkede adalet varsa can ve mal güvenliği var demektir. Eğer bir ülkede adalet varsa insanlar düşüncelerini özgürce açıklarlar. Kimse düşüncesinden ötürü hapse atılmaz. Kimse farklı bir şey söyledi diye üniversiteden atılmaz. O zaman biz aklımızı kullanmayacağız da ne yapacağız biz? Değerli arkadaşlarım, devleti yönetenlerin adalet konusunda sorumluluğu vardır. Hazreti Ali ne diyor? Devletin dini adalettir diyor. Doğru mu? Doğru. Hazreti Ömer ne diyor? Dicle'nin kenarında eğer koyun kaybolursa, bir koyun, sorumlusu benim diyor. Hangi gerekçeyle bunu söylüyor? Adalet gerekçesiyle söylüyor bunu. O koyunu bulamaz, çalındı ama o koyunu ben bulmak zorundayım diyor. O koyunu bulacağım ve ona teslim edeceğim diyor. O zaman devletin yönetiminde adaletin olduğu çıkar ortaya. 2002'de değerli arkadaşlar, Ergene Nehri'ndeki kirlilik için araştırma komisyonu kuruldu. Oy birliğiyle kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri önergeyi verdiler. AK Parti milletvekilleri katıldı ve bir araştırma komisyonu kuruldu. 2003'te rapor bitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda rapor okundu ve gereği yapılsın dendi. 2003, hangi yıldayız? 2021. 2003'te bu kadar kirli değildi. Şimdi daha kirli. Bakın, 53 belediyenin alanını kapsıyor Ergene Havzası. 53 belediye. Değerli arkadaşlarım, fotoğraflar acı. Caydırıcı cezalar getirilmelidir diye Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütme organına öneride bulunuyor. Cezalar yetersiz, ağır cezalar getirin ki nehir kirlenmesin. Geldi mi? Gelmedi. Niçin? Yürütme organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dinlemiyor ki. Bakın, halihazırdaki atık su arıtma tesisleri kimyasal arıtma ünitesi eklenerek bu arıtmayı sağlamalıdır diyor. Evsel atıklar için biyolojik arıtma, güzel. Peki kimyasal atıklar için? Sanayi atıkları için? Kimyasal arıtma yapılması lazım. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yapılmasını kim istiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi istiyor. Yapacak olan kim? Yürütme organı, yani Erdoğan hükümeti. Yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmıyor ama. Tekirdağ'a gittiği zaman da Tekirdağlılara tarihin en büyük yalanını söylüyor. İçilecek hale geldi diyor bu su. Buyurun arkadaşlar, dün alınan su. Dün. Yine öneri geliyor. Bu havza çok büyük, 53 belediyeyi kapsıyor. Devlet su işlerine bağlı.
Tam adını söyleyeyim size değerli arkadaşlarım. Trakya Su Kanalizasyon ve Katı Atık Genel Müdürlüğü kurulsun deniyor. Ne zaman? 2003'te. Hangi yıldayız? 2021. Kuruldu mu? Kurulmadı. Niye kurulmadı? Hangi gerekçeyle kurulmadı? Her yere para buluyorsunuz. Şatafata para buluyorsunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Peki bu suyu kurtarmak için, bu doğayı kurtarmak için neden bu genel müdürlüğü kurmadınız? Devlet su işlerine bağlı olarak. Aradan bu kadar yıl geçti. Kurmadılar. Doğaya yapılan en büyük adaletsizlik. En büyük adaletsizlik. Bu suda yüzen balıkların hakkı var, balıkların. Bu sudan içen kuşların hakkı var, kuşların. Bunun etrafındaki yeşilliklerin hakkı var, o çayır çivenin hakkı var. Nerede peki bunlar? Adalet diyoruz güzel de, gereğini yapıyor muyuz? Gereğini yapmıyoruz değerli arkadaşlarım. O kadar ki önce toplu balık ölümleri oldu efendim Marmara'da. İki gün gazeteler yazdı ve unuttuk gitti. Arkasından deniz kırmızıya dönüştü. Televizyonlarda, gazetelerde seyrettik, o da kapatıldı. Arkasından Marmara yeşile döndü. Onu da gördük hep beraber fotoğraflarını televizyonlarda, gazetelerde, o da bitti. Arkasından Marmara'yı deniz anası bastı. Her tarafta deniz anaları. Onu da çabuk unuttuk. Marmara Denizi'nde 124 tür balık vardı. Ticari anlamda söylüyorum. Avlanıp satılan 124 tür balık vardı. Çoğu bitti. Kalmadı. Ve Marmara Denizi'ni bir çökertme havuzu gibi kullandılar. Bütün kirlilikler buraya aktı. Bütün kirlilikler. Bütün kimyasal atıklar buraya aktı. Deşarjın süratle ivedilikte durdurulması lazım. Doğayı seviyorlarsa. Çevre hakkı, evet çevre hakkı. Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin 10. maddesinde bu vardır. Bir yüzyıllık hedef belirlenirken o yüzyıllık hedefin içerisinde çevre hakkını yazmışız ve korunması gerektiğini söylemişiz değerli arkadaşlarım. Gelecek nesillere güzel bir Türkiye, güzel bir dünya bırakmak zorundayız biz. Bize oy versin veya vermesin. Hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun. Ama bu topraklarda ve şanlı bayrağımızın altında yaşıyorsak, çocuklarımız güzel bir doğada yaşamalı. Onların da ağacı görme, kuşu görme hakları var. Bizim dışımızdaki canlılarla içli dışlı olma hakları var. Sadece kitaplarda onların fotoğraflarını görmemeliler. Değerli arkadaşlarım, doğa haklarını korumak, adaleti korumaktır. Adalet sadece bizim için değil, insanlar için değil. Kainatın da hakkı vardır, dünyanın da hakkı vardır. Onların da korunması lazım. Kentlere ihanet edildi. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'a ihanet edildi. Yeşillikler yok edildi. Devasa bir kent beton ormanına döndü. Şimdi mücadele ediyoruz. Daha çok yeşil alan nasıl yaparız diye, nasıl yaratırız diye, nasıl oluştururuz diye. Önlerine engeller çıkarılıyor. Ama dedik engelleri aşacaksınız. Dün Didim Belediye Başkanımıza 4 kişi saldırdı. 5 kişi affedersiniz. 5 kişi sopalarla saldırdı. Niçin biliyor musunuz? Didim'de yapılan 2 tane kule var. Didim'e ihanet edilmesini istemiyor bizim belediye başkanımız. Yıkacağım diyor bunları. Yasa dışı yapılan yerlerin tamamını yıkacağım diyor.
Sen misin yıkmak isteyen? Önce havuz medyasının gazetesi, yani sabah gazetesi, nasıl sabahsa. Bir sabah bir akşam var değil mi onlarda? Tabii. Bir de takvim var. Başka neler var mı? CNN Türk var. Böyle bir sürü Kanal 24 var. Bir sürü yayın var. Hepsi devletten besleniyor. Hepsi devletten besleniyor. Önce belediye başkanımıza iftira attılar. Ya sen gazetecisin kardeşim. Gazeten var kardeşim. Didim belediye başkanı tutuklandı diye manşet attı. Yok halbuki. Tutuklama falan yok. Ama savcıyı tahrik ediyorlar. Tutuklasın diye. Sonra araştırma, tahkikat yapıldı. Hiçbir şey yok. Peki gazete özür diledi mi? Dilemez. Çünkü özür dilemesi için ahlak sahibi olması lazım. Yöneticinin ahlaklı olması lazım. Ahlaksız bir adam özür diler mi? Hayır, dilemez zaten. Bunu söylüyorum ki bakalım yarın ne yazacaklar. Bir şey yazacakları yok. Bunu da ben gayet iyi biliyorum. Bu belediye başkanımız direndi. Ve ben bunları yıkacağım dedi. İhale açtı yıkım ihalesini. Kimse korkudan girmedi. Sonunda bir cesur adamı buldular. Gel yık kardeşim, parasını vereceğiz. Ve dün akşam saldırıya uğradı. Belediye başkanımızın sağlığı yerinde. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mücadelesini yapsın, Didimler için yapsın. Didim çok güzel bir yer. Eskiden bazı sorunları vardı. O sorunları çözme konusunda da belediye başkanımız bütün iradesini ortaya koydu. O nedenle kendisine yürekten teşekkür ederiz. Ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlar bizim üzerlerimize mafyalarıyla gelebilirler, çeteleriyle gelebilirler, yeraltı dünyasının beslemeleriyle gelebilirler. Sanıyorlar ki biz CHP'lilere geri adım attırırız. Ya siz CHP'yi bilmiyor musunuz kardeşim? Kuvayi Milliye'nin ruhunun bu topraklarda olduğunu bilmiyor musunuz? Sizin feriştahınız gelse bize geri adım attırmaz. Kimsiniz siz? Birilerinden para alıyorsunuz, saldırıyorsunuz ondan sonra. Parayla tutulan adamlarda insanlık yoktur arkadaşlar. Onlar kendi vicdanlarını ve beyinlerini paraya teslim etmiş adamlardır. Ve onların yüreklerinde insan sevgisi de yoktur. Adalet duygusu da yoktur. Değerli arkadaşlarım, adaleti gerçekleştireceğiz. O binaları, ruhsatı olmayan binaların katlarını yıkacağız. Gerekirse bütün milletvekilleri olarak ellerimizde birer balyozla gidip onların tamamını yıkacağız. Niçin yıkacağız biliyor musunuz? Adalet nasıl gerçekleşirmiş onun için göstereceğiz onları. Yeraltı dünyasına teslim olmak ayrı, yasanın yanında, vatandaşın yanında olup mücadele etmek ayrıdır. Haram parayla karnını doyurmak ayrı, kul hakkı yememek ayrı. İkisi farklı dünyalardır. Siyahla beyaz gibi farklı dünyalardır. 19 yıldır iktidardalar. Ergene'yi bu hale getirdiler. 19 yıldır iktidardalar. 19 yıldır istedikleri gibi devleti yönetiyorlar mı? Yönetiyorlar. 19 yıldır önlerine bir engel çıktı mı? Hiçbir engel çıkmadı. 19 yıldır parlamentoda çoğunluktalar mı? Evet, parlamentoda çoğunluktalar. 19 yılda devlette adaleti bitirdiler mi? Bitirdiler. Liyakati bitirdiler mi? Bitirdiler. O kadar açlar ki, açı doyurmak çok zordur. Ama namuslu açı doyurmak kolaydır. Karnı doyduğu zaman dua eder, teşekkür eder ve ayrılır. Ama hırsız olan açı doyurmak mümkün değildir. Milyonlar işsizken, milyonlar asgari ücretle çalışırken, saray beslemeleri, 4 yerden 5 yerden maaş alıyorlarsa, ben
AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin vicdanınız bunu kabul ediyor mu? Sizin adalet anlayışınız bunu kabul ediyor mu? Madem adaletten söz edeceğiz. Birisi aç, konteynerlardan çöp topluyor, yiyecek topluyor geçinmek için, pazar artıklarından bir şey topluyor. Sarayı ve beslemeleri 4 yerden 5 yerden, bazen avro bazen dolar üzerinden aylık alıyorlar. Ya bu adalet midir? Bu ahlak mıdır? Bu hak mıdır? Bu hukuk mudur? Yoksa bu soygun düzeninin bir adımı mıdır? Ha diyorsanız ki bu adaletli değildir, o zaman kardeşim sandığa gidince ben adaletten yana oy kullanacağım diyeceksin. Kimse kusura bakmasın. Ya ortağı olacaksın yolsuzlukların ortağı sandığa gidince, ya da adaletten yana oy kullanacaksın. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Ve açık net bir şey daha söylüyorum. Sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin. Bir daha söylüyorum. Kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok. Helale ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlarım, milli iradeye ihanet ettiler ya. Diyeceksiniz ki milli iradeye nasıl ihanet edilir? Seçimle gelenler belli makamlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ederler. Örneğin Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini temsil eder. Eskiden neydi? Cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman devleti ikinci adamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, o da iki seçimle, hem halkın seçimi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimiyle gelir, Cumhurbaşkanını temsil eder. Affedersiniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Cumhurbaşkanını temsil eder. Şimdi atamayla gelen birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor. Atamayla gelen. Nedir bu? Milli iradeye ihanettir. Bunu da herkes kulağının bir tarafında tutsun. Ne oldu da milli iradeye ihanet eder noktaya gelindi? Ne oldu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Türkiye'yi temsil etmekten alıkonuldu? Değerli arkadaşlarım, kibirli davranmayı devlet politikası haline getirdiler. İnsanları aşağılamayı, kibirli davranmayı, insanları küçük görmeyi devlet politikası haline getirdiler. 19 yılda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kanunları yeri zamanı gelince hiç uygulamadılar. Anayasayı da uygulamadılar. Kibire bakın. 600 milletvekilinin kabul ettiği yasaları ben uygulamıyorum diyor. Referandumda milletin kabul ettiği anayasayı ben uygulamıyorum diyor. Yapmayacağım diyor. Çiftçi kardeşlerim bunu gayet iyi bilirler. Tarım Kanunu 21. maddesi ne diyordu? Çiftçiye her yıl bütçeden en az milli gelirin %1'i oranında pay verilir diyor. Teşvik edilir diyor. %1'i verildi mi? Hiç verilmedi. Kim vermedi? Yürütme organı. Yasama hakkını verdi. %1 pay vereceksin diyor. Bakın şu anda engelli kadroları boş. Devlette. Kanun var. Engelli kadrolarını, dışarıda engelli varsa alacaksın kardeşim. Çalıştıracaksın. 10 bin engelli kadrosu boş. Bu ne demektir? Yasama organı ne derse desin ben dilediğimi okurum. Bu adalet midir? Bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum. Bu adalet midir? Kadro boş, engelli dışarıda işsiz ve onu almıyorsun. Ne adını almıyorsun? Kimin adını almıyorsun? O kadroları doldurmak zorundasın. İnsanlar çalışmak zorunda. Kadrolar engelliye tanınmış. Engelli raporu var mı? Var. İşsiz mi? İşsiz. Aç sınavı kardeşim, gelsinler. Adaletin tükendiğini görüyoruz değerli arkadaşlarım. Devlette liyakati bozduğunuz andan itibaren bürokrasiyi
yapacağınız yolsuzluklara hazır hale getirirsiniz. Bürokrasiye talimat verirsiniz. İhaleyi şuna ver. Efendim kanun, o zaman seni görevden alıyorum, ihaleyi ona vereni getiriyorum diyor. Oluyor mu? Evet oluyor. Peki devletin tepe noktasındaki kişiler yolsuzluk konusunda bürokrasiyi yönlendirip yolsuzluğu gerçekleştirirlerse Allah aşkına söyler misiniz, bu adalet midir? Vicdan bunu kabul eder mi? Ahlak bunu kabul eder mi? Nerede bu adalet? Nasıl ulaşacağız adalete? Adaletsizliğin daniskasını yazıyorlar. Yolsuzluğun daniskasını yazıyorlar. Şeytanın aklına gelmeyecek yolsuzluk yöntemlerini vallahi billahi hayata geçiriyorlar. Değerli arkadaşlarım, liyakati yok ettiler dedim. Bakın, bir kişi düşünün, karısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Arkeolog ama Merkez Bankası Banka Meclis üyeliğine seçiliyor. Ne işi var arkeoloğun Merkez Bankası'nda? Ha, ne işi var? Paranın tarihini mi araştıracak? Sümerlerde para neydi? Etilerde para neydi? Bunu mu araştıracak? Kazı mı yapacak Merkez Bankası'nda? 128 milyar doları mı arayacak orada? Kimsin sen? Ve sen nasıl oraya gidiyorsun? Kim seni oraya atıyor? Değerli arkadaşlarım, dedim ya, işi ehline verin diyor. İşi ehline vermiyorsunuz. Para yetmiyor değil mi? Bir yönetim kurulu üyeliği. Efendim geçinemiyorum. Bir yönetim kurulu daha iyi veriliyor. Efendim geçinemiyorum. Açıktan paralar. Hiç aklınıza gelir miydi? Ben AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Ve bütün ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bayrak konusunda hepinizin hassasiyeti var, biliyorum. Vatan konusunda da hassasiyetiniz var, onu da biliyorum. En az bizim kadar. En az bizim kadar. Peki kardeşim, rüşvet alan bir kişi nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edecek bir makama atanır? Sen buna adalet diyor musun? Hak diyor musun? Hukuk diyor musun? Nerede yazılı böyle bir hukuk? Nerede var böyle bir adalet? Haramzadeler eğer devleti ele geçirmişse, devleti soyulacak bir organ gibi görüyorlarsa, onlar için vatan ve bayrağın hiçbir önemi yoktur. Hırsızlık mı yaptı? Tayin edersin büyükelçiliğe, gitsin. Az para kazanıyor, biraz daha alsın. Ülkücü kardeşim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşim, AK Parti'ye oy veren kardeşim, sana sesleniyorum. Rüşvetçinin büyükelçi tayin edildiği dünyada bana bir devlet göster. Bir devlet göster ya. Tek örneği var. Türkiye Cumhuriyeti. Ve o bizim bayrağımızı temsil ediyor. Ya hırsızın bayrak temsil ettiği bir ortam olur mu ya? Hırsız bayrağımızı temsil edecek. Böyle bir mantık olur mu Allah aşkına ya? Böyle bir devlet olur mu ya? Böyle bir adalet olur mu? Değerli arkadaşlarım, 128 milyar doların iş gitti. Nereye gitti, bu soru sorulur mu diyor. Ne soracağız? Hayır, tüyü bitmemiş yetimin hakkını nasıl soracağız yani? Nereye gitti bu para? Bilmiyoruz. Kaça satıldı onu da bilmiyoruz. Araştıralım, reddediyorlar, araştırmayın. Soralım, sormayın. Bu mudur adalet? Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Bu mudur adalet? Ya sizin hakkınızı savunmak, sizin hakkınızın gereği neyse onu yapmak bizim görevimiz. Siyasetçinin görevi.
Adımız üstünde belli. Milletvekili, yani milletin vekili. Ya milletin vekili soru soramıyor. Böyle bir adalet, böyle bir düzen görüldü mü dünyada? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. 128 milyar dolar acaba nereye gitmiştir diye Merkez Bankası Başkanı bir araştırayım dedi, pat görevden aldılar. Sen misin araştıran? AK Parti'ye oy veren kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime bir daha seslenmek isterim. Şehitler bizim şehidimiz. Gaziler bizim gazilerimiz. Şehit ve gaziler için yardım kampanyaları açıldı. Evet, güzel. Vatandaşlar gittiler, bağışta bulundular. Gayet güzel. Şehit ailelerine ve gazilere bu para verilecek mi? Evet, verilecek. Öyle açıkladılar. Ya şehitlere ve gazilere verilecek paranın üstüne çöktüler ya. Ya bu mudur adalet? Bir daha sesleniyorum. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Ya şehitlerin ve gazilerin parasına çöken bir iktidar, bir hükümet. Ya adaletli olur mu? Adaleti getirir mi? Hırsızlık değil de bu nedir? Nedir yani? Buna bir isim bulsunlar. Değerli arkadaşlarım, daha garip bir şey. Vatandaşın birisi gidiyor, bir AK Parti milletvekili beni dolandırdı diye savcıya dilekçe veriyor. Sen misin dilekçeyi veren? Hemen gözaltına alıp hapse atılıyor. Şu hale bakın. Dolandıran kişi değil. Dolandırılan kişi gidip şikayet ediyor ya, beni dolandırdı diye. Sen misin AK Parti milletvekilini şikayet eden? Hemen alıp hapse atıyorlar. Sonra da diyorlar ki bu ülkede adalet var. Hangi adalet? Hangi adalet? Değerli arkadaşlarım, hepimizi vergi veririz. Devleti yönetenlerin de vergi vermesi lazım. Onların şirketleri varsa şirketlerin de kurumlar vergisi ödemesi lazım. Vatandaş şöyle veya böyle vergiden kaçınabilir ama devleti yönetenlerin vergi kaçakçılığı yapma, vergiden kaçınma gibi bir hakları yoktur. Çünkü onlar topluma örnek olmak zorundadırlar. Ben kazanıyorum, gidip vergimi de ödüyorum arkadaşlar. Herkes örnek olacak, herkese. Man Adası'nda Erdoğan'ın ailesi dünyanın parasını kazandılar. Niye Man Adası'nda bir sterlinlik şirket kuruyorlar? Bir sterlin. Çünkü oradan gelecek paralarda vergi yok, sıfır. E peki kardeşim, ekmek alırken vergi veriyor vatandaş. Sen Man Adası'ndan milyon dolarları getirirken vergi vermiyorsun. Bu mudur adalet? AK Partili kardeşime soruyorum, bu mudur adalet? Çocuğuna sakız alırken, çikolata alırken vergi veriyorsun. Minibüse binerken vergi veriyorsun. Dolmuşa binerken, otobüse binerken vergi veriyorsun. Ama devleti yönetenler ve ailesi Man Adası'ndan milyon dolarları getirirler, bir kuruş dahi vergi ödemezler. Bu mudur adalet? Soruyorum, bu mudur adalet? Ya devleti dolandırmak, devlete vergi vermemek için dümen çevirmek ne zamandan beri adalet olmaya başladı? Ne zamandan beri ahlaklı devlet yönetimi olmaya başladı? Değerli arkadaşlarım, devlet vergi verir ve bütçesi olur. Bu parayla yatırımlar yapılır. Beşli çete dediğimiz beş kişinin devletin en büyük ihalelerini aldığını biliyoruz. Onlar da kendilerini gayet iyi biliyorlar. Zaten dünya raporlarına geçtiler. Devlete en çok ihale alan beş kişi. Uluslararası rakamlarda var, istatistiklerde var.
Son 19 yılda 220 milyar liralık ihale yapıldı. Bunlar aldılar. Bu beşli çete. En az 220 milyar liralık ihale aldılar. Bu kadar dümeni çeviren insanlar 220 milyar liralık ihale verdiklerinde oradan nasiplenmezler mi? Para almamışlar mıdır? Türkiye lağım kokmuyor mu? Her tarafta rezaletler, rüşvetler nasıl döndüğü söylenmiyor mu? 220 milyar lira arkadaşlar, 220 milyar lira. Bir devleti yeniden inşa edersiniz. Ve beş kişiye veriyorsunuz sadece. Şimdi ben AK Parti'ye oy veren kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bu mudur adalet? Daha acı olanı ne? Bunlardan birisi hatırlarsınız, milletin anasına küfretmişti. Adam küfrettikçe aldığı ihale arttı. Ya akıl alacak şey değil. Ne kadar çok millete küfür, o kadar fazla ihale veriyorum sana. Şimdi ben yine AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Ya bu mudur adalet? Ananıza babanıza küfredecekler, devletin bütün imkanlarını vereceksiniz onlara. Onların ne kadar vergi ödediğini de kimse bilmiyor. Gizli. Ya bu mudur adalet? Asgari ücreti ne kadar vergi veriyor belli. Bu haramzadelerin ne kadar vergi verdiği belli değil. Ayrıca bu haramzadelere dolar üzerinden garanti veriliyor. Türk lirası değil. Çünkü Türk lirası değer kaybedebilir ama dolar garanti alıyorsunuz. Geleceğini garanti altına alıyorsunuz. Her birisi Türkiye'de kazandıkları dolarları yurt dışına götürüyorlar. Oradaki banka hesaplarında bunların paraları. Peki bu mudur adalet? Ya biz bunlar için mi yürüdük? Bu haksızlıkları onaylamak için mi yürüdük? On binler, milyonlar buna isyan etmedi mi? Bunlar yanlıştır demedi mi? Bunlar bir de kendilerini milliyetçi diye tanımlıyorlar değil mi? Sahte milliyetçiler. Türkiye'de ihtilaf çıktığı zaman kendilerini garantiye alıyorlar. İhtilaf çıkarsa Türk mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri yetkili olacak diyorlar. Şimdi ben özellikle ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Niye Londra mahkemeleri kardeşim? Niye? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleri mahkeme değil mi? Niye döviz kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti'nin milli parası Türk lirası değil mi? İhaleyi alan Türk. İhale yapılan yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kardeşim peki neden Türk lirası karşılığında bir ihale yapmıyorsun da dolar karşılığı yapıyorsun? Garantiyi dolarla veriyorsun. Neden? Bu adalet midir? Hangi adalet? O kadar ileri gittiler ki devleti soymadan değeri 20 milyar dolar olan Sakarya'daki tank palet fabrikasını bir sent bile almadan, bir kuruş bile almadan Katar ordusuna peşkeş çektiler. Şimdi ben sormak isterim AK Partili kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime. Ya milliyetçilik bu mudur? Ya ordunun tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekiyorsunuz. Bedava veriyorsunuz ya. Bedava veriyorsunuz. Neyin karşılığında verildiğini kimse bilmiyor. Tank yapılacaktı 2018'de. Nerede bu tank? Hayır, nerede bu tank? Şimdi diyecekler ki bu soruyu sormak da yasak. Peki kardeşim, bu savunma sanayi müsteşarı nerede tatil yapıyordu? Bodrum'da değil mi? Peki Bodrum'da tatil yapıyor. Masrafı nasıl karşılanıyor? Kim karşılıyor?
Ve o otel el değiştirdi. El değiştirirken ne oldu? Otele tankla geldiler. Mafyanın emrinde bir tank, düşünebiliyor musunuz? Nerede oluyor bu? 21. yüzyılın Türkiye'sinde oluyor. Ya bu mudur adalet? Bir otele tank girecek, sahibini tehdit edecek, seni öldüreceğiz diyecek ve otele çökecekler. Bu beyefendi de o otelde olacak. Şimdi ben yine AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizin vicdanınız buna evet diyor mu? Sizin adalet duygunuz buna evet diyor mu? Sizin inancınız buna evet diyor mu? Hepimizin oturup bir muhasebe yapması lazım. Bunlar o kadar ileri gittiler ki ayrıca yerel seçimlerde hiç utanmadan, sıkılmadan sakın ha CHP'ye oy vermeyin. CHP'li belediyeler gelirse yardımlar kesilir. Hatta öyle bir boyuta ulaştırdılar ki efendim Mansur Yavaş Ankara'yı kazanırsa su faturalarını bölücü terör örgütünün mensupları yazacak diye iftira attılar. Ya bunlarda ahlak var mı Allah aşkına ya? Ahlakı olmayan bir adamdan, bir insandan adalet beklenir mi? Yalancıdan devlet yöneticisi olur mu? Yalanı kendi hayatının bir parçası haline getiren bir siyasetçiden bu ülkeye hayır gelir mi? Bunlar oldu değerli arkadaşlarım. İstanbul seçimlerini malum iptal ettiler, biliyorsunuz. Aynı zarfın içinde 4 tane oy pusulası var, aynı zarfın içinde. Aynı kişi kullanmış, efendim birisi sahte, diğerleri doğru. Ne diyordu? Hiç olmadıysa bir şeyler oldu mu diyordu. Evet. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler olmuştur diyor. Sahtekarlığa bakın ya. İnsanın biraz yüzü kızarır ya. Merak ediyorum bunların yüzündeki derinin kalınlığı ne kadar acaba? Vallahi merak ediyorum. Ya insanda biraz ağır damarı dediğimiz bir şey olur ya. Ya bu kadar adaletsizlik kimin aracılığıyla yaptılar? Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla yaptılar. Onların hiçbirisi, biri hariç, hiçbirisi hakim değil. Sarayın uşaklığını yapan hakim olmaz arkadaşlar. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Eğer siz hakimliği sarayın uşaklığıyla paralel hale getiriyorsanız sizden hakim olmaz. Zaten siz hakim değilsiniz. Onlar da tazminat davaları açmışlar. Ağababaları gibi. Biz de kazanacağız diye. Sanıyorlar ki tazminat davası açtık, Kılıçdaroğlu hiç konuşmayacak, paradan korkacak. Ya sizden kim korkar ya? Kim korkar ya? Adaleti savunan bir insan hiçbir şeyden korkmaz. Bir tek Allah'tan korkarız. O kadar. Aynı tablo dış politikada da var. Ya dış politikamız onurlu bir duruş sergilerdi. İşin uzmanları Dışişleri Bakanlığı'nda işin uzmanları olurdu. Büyükelçiler olurdu. Rüşvetçiden büyükelçi atayınca her şey bir kişiye bağlı. Ya kardeşim dış politikayı anlıyorsun. Anladık. Tarımı anlıyorsun, anladık. Cerrahsın, onu da anladık. Kadının giyimine müdahale ediyorsun, onu da anladık. Kardeşim sen bu Türkiye'den ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun sen? Türkiye'nin hak ve çıkarlarını asla ve asla savunamıyor. Türkiye'nin çıkarlarını asla ve asla savunamıyor. Geceleri yatamıyordu. Vay efendim beni neden falan kişi aramadı. Falan devlet başkanı aramadı. Uyuyamıyor bile. Ya arasın ve aramasın kardeşim. Ya Türkiye bu hale getirilir mi? Değerli arkadaşlarım, öyle bir rezalet yaşattılar ki dış politikada, Türkiye'nin itibarını yer ile yeksan ettiler. İçeride aslan kesiliyor, kaplan kesiliyor, kükrüyor. Vay efendim,
Bu can bu tende kaldığı sürece papazı alamazsın. Bir telefon, papaz ertesi gün teslim. Ne oldu? Ne oldu aslan kaplan? Ya kedi miyavlar bile. O bile değil. Vallahi o bile değil. Ya nasıl teslim edersin? Hangi gerekçeyle teslim edersin? Şimdi ben AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime bir daha seslenmek isterim. Siz Cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet gördünüz mü, görmediniz mi? Bunun adalet neresinde? Ve sizin vicdanınız bunu kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ben bunu sormak zorundayım. Biz yeniden yurtta barış, dünyada barış politikasına döneceğiz. Bölgemize barışı getireceğiz, bölgemize. Terörü bitireceğiz, terörü. Bölgemize barışı getireceğiz, bölgemize huzuru getireceğiz. Herkesle kucaklaşacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız vatandaşlarımızın arasında. İnancı, yaşam tarzı, efendim kimliği ne olursa olsun herkesi baş tacı yapacağız. İki temel kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız konusunda sorunu olmayan herkese kucaklaşmaya hazırız. Hiçbir tereddütümüz yok. Adaletsizlik o boyutlara vardı ki değerli arkadaşlarım. Devleti yönetenler, bırakın adaleti, kin ve öfkeyle hareket etmeye başladılar. Bizim 36 yıldır Ordu Gülyalı Belediyesi'nin kullandığı balıkçı barınağı. 36 yıl. CHP kazandı değil mi? Sen misin kazanan? 36 yıldır kullanılan balıkçı barınağı elinden aldı, başka bir yere verdi. Ya bu mudur adalet Allah aşkına? Bu mudur adalet? Evet, CHP grup toplantısını ekranlarınıza getirdik. Haberlerle devam ediyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Afrin'de PKK-YPG'nin bir hastaneye düzenlediği saldırıya Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden kınama geldi. Ancak her iki açıklamada da PKK'nın ismi geçirilmedi. Daha önce Türk ordusunun operasyonlarını sözde barış söylemleriyle hedef alan Türk Tabipler Birliği de tepkiler üzerine yaptığı kınama açıklamasında saldırıyı yapan PKK-YPG'nin ismini vermedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, PKK-YPG'nin adını anmadan Afrin'deki hastane saldırısını kınadı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırıyı barbarlık olarak niteledi. Sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini söyledi. Ancak saldırının kim tarafından yapıldığına hiç değinmedi. Benzer bir açıklamada Avrupa Birliği'nden geldi. Birliğin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, hastaneye yönelik saldırıyı uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olarak niteledi. Borrell'in de Amerikalı sözcü gibi saldırının faili olarak PKK'nın ismini anmaması dikkat çekti. Türk ordusunun PKK operasyonlarını sözde barış söylemiyle hedef alan Türk Tabipler Birliği, Afrin'deki PKK saldırısını önce görmezden geldi. Tepkiler üzerine saatler sonra Türk Tabipler Birliği adına bir kınama açıklaması yapıldı. Ancak tıpkı Amerika... Evet, Azerbaycan'a gidiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'da bir araya geldiler. Şu anda resmi bir karşılama töreni yapılıyor. Kalabalık bir heyetle Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda da karşılama töreni gerçekleşiyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Karaoğul Faragat. Soldan karşılamak için. Karaoğul'a. Al. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılanıyor. İkili ilişkiler, ticari ilişkiler bu noktada çok önemli. Bu karşılama töreni sonrasında görüşmeler başlayacak ve ardından da askeri işbirliğinin artırılması gündemde ve tabii ki ekonomik ilişkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le bir görüşme gerçekleştirecek. Şuşa'da
Sonrasında Bakü'ye bir ziyaret gerçekleşecek. Ardından da yarın özellikle Türkiye-Galler maçı da yine birlikte izlenecek diyebiliriz. Şu anda iki lider kırmızı halıda. Evet, bir geçit gerçekleştiriyorlar. Askeri resmi geçit gerçekleşiyor. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Selam asker. Sağ. Nasılsınız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Resmi törenle karşılandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kalabalık bir heyetle Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da bulunuyor. Eşi Emine Erdoğan da yanında. Sayın Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev de yine bu resmi törenlerde yerlerini aldılar. Şu anda resmi tören düzenleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için. Sonrasında iki lider karşılıklı birlikte görüşmelere geçecekler. Sonrasında da iki ülke arasında ticari ilişkiler ve askeri işbirliğinin artırılması gündemde ve bununla ilgili anlaşmaların yapılacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da efendim. Evet, devam ediyoruz. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Devam edelim. Şimdi İdlib'e yeni operasyon hazırlığı. Suriye ordusunun İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesini temizleyerek M4 karayolunu güvenli hale getirmek için kapsamlı bir kara harekatını hazırlandığı öğrenildi. Yeni harekat öncesi bölgede gerginlik de yükseldi. Aydınlık gazetesinin haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri de İdlib'e ek kuvvet göndermek üzere hazırlık yapıyor. Suriye ordusu Aralık 2019'da resmen ilan ettiği İdlib operasyonunda yeni bir hamleye hazırlanıyor. Rus uçaklarının da desteğiyle geçen yıl Mart ayına kadar süren süpürme harekatının yeniden başlatılacağı öğrenildi. Bu kapsamda bölgeye Rus savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait Su-22 M4 uçakları gönderildi. Ayrıca Buk M2E ve S-300 hava savunma sistemleri de bölgeye konuşlandırıldı. Aydınlık gazetesinin haberine göre Suriye askerleri çok sayıda zırhlı araç eşliğinde İdlib'in güneyine sevk edildi. İranlı milis güçler de kara harekatı için bölgeye kaydırıldı. Suriye ordusu İdlib'de 2019-2020 arasında yürüttüğü harekatta yaklaşık 3000 kilometre karelik bir alanı teröristlerden temizlemişti. Böylece bölgede toplam 6000 kilometrelik alana yayılan teröristler 10 ay içinde çok önemli bir geri çekilme yaşamıştı. Suriye'de seçim sürecinin de etkisiyle yaklaşık bir yıllık ara verilen operasyon, Beşar Esad'ın büyük zaferinin ardından yeniden başlayacak. Suriye ordusu 3. aşamada 300 kilometre karelik Cebel Zaviye bölgesini temizlemeyi ve Laskiye-Halep arasını bağlayan M4 karayolunu güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Harekat öncesi bölgede gerginlik de artmış durumda. Özellikle Amerika'nın geçen haftalarda HTŞ için askeri akademi kurduğu yönündeki haberler Suriye ve Rusya'nın tepkisini çekti. Buna karşılık Rus uçakları çeşitli HTŞ mevzilerini bombalarken Suriye ordusu da HTŞ'nin iki sözcüsünü etkisiz hale getirdi. Bölgede gerginliğin yükselmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de İdlib'e ek kuvvet göndermek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi. Hatay'a çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk edildiği bildirildi. Türkiye, 2018'deki Soçi mutabakatı gereği M4 karayolunun kuzeyindeki 6 kilometrelik hattı korurken, yeni bir harekatla oluşabilecek olası bir göç dalgasına karşı da hazırlık yapıyor. Aydınlık gazetesine bilgi veren uzmanlar, Türkiye'nin İdlib'den kitlesel bir göç ihtimaline karşı her türlü önlemin alındığını söyledi. Efendim Aydın'a gidiyoruz. Aydın'da pazarcılar Efeler kent merkezinde kurulan Kurtuluş Semt Pazarı'ndan şikayetçi. Koronavirüs salgını ile birlikte yeni değiştirilen pazarda esnafın en büyük şikayeti toz, rüzgar ve bakımsızlık. Biz pisliğin içinde duruyoruz. Tozun toprağın içinde, yağmurda. Aydın'da Efeler kent merkezinde kurulan Kurtuluş Pazar yerinin fiziki koşullarına esnaf tepkili. Bu toz toprakta millet yanaşamıyor. Bu toz toprak malımızın üstüne serpiliyor. Alıcı yürüdüğü zaman ayağında toz saçıyor bu mal üstüne. Yarısı beton, yarısı çukur, yarısı toprak. Koronavirüs kısıtlamalarıyla birlikte Kurtuluş Semt Pazarı'nın yeri değişti. Yıkılan eski otogar arasına taşınan pazar yeri yaklaşık bir yıldır şikayetlere konu oluyor. En büyük şikayet toz ve çamur. Çünkü zeminin tamamı beton değil. Müşteri geliyor, diyor hastalık var. Bu toz hastalıktan daha beterdir. Biz istiyoruz buraya bir beton alsın. Hani bunun üstünü örtsün. Böyle olur mu? Açıklık alanda sert rüzgarlar oluşuyor.
Şemsiyelerin uçması tehlike yaratıyor. Bir rüzgar geliyor, toz havayı kakıyor. Şemsiyeler havada uçuyor. Tezgahta valla muşambula uçuyor, devriliyor. Hadi gene direkleri zor bela diktirdik. Sefirde beton döksene toz kalkmasın yani. Virüs diyorlar. Virüse hariç tozdan ölecekler bu sefer. Pazarcılar Efeler Belediyesi'ne yer ücreti ödedikleri halde hizmet alamamaktan yakınıyor. Müşteri kaybettiklerini söylüyorlar. Baksana bir arkanın pisliğine. Bu kadar belediye para yatırıyoruz biz. Hiç temizleyen bakan yok. Kaç sefer söyledik. 4 milyar 800 bin lira yatak parası veriyoruz. Yerimizi beğenmiyoruz. Eski yerimizi istiyoruz. Bütün pazarlar yerinde. Sadece burası yerine gitmedi. Ya burayı temiz yapsın ya da bizi kendi yerimize göndersin. Pazarcılar ihaleyle aldıkları tezgah alanlarına araçların park ettiğini iddia etti. Şu gördüğünüz araçların park edildiği yerler, belediye şu anda esnaflardan para alıyor ve şu anda araçlar var. Yağmur yağıyor, ne bir düzen var ne bir şey var. Sesimizi kimse duymuyor. İhaleye girdik, parasını verdik, yer parasını da ödüyoruz. Sabahleyin biz geldik mi arabalar şey olur, millet gelip yayınmıyor. Pazarcı esnafı pazarın eski yerine taşınmasını ya da eksikliklerin giderilmesini istiyor. Efendim, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe 96 yaşına girdi. Göztepe'nin yeni yaşı İzmir'de coşkuyla kutlandı. İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü 96. yaşını kutluyor. Sarı kırmızılı taraftarlar dün akşam Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meşaleler yakarak takımlarının 96. yaşını kutladı. Göztepe'nin 96. kuruluş yılı nedeniyle taraftarlar bir araya geldi. Meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı. Sarı-kırmızılı taraftar marşlarla, sloganlarla İzmir caddelerini adeta bir stadyuma çevirdi. Göztepe yönetimi ise kulüp oyuncularıyla birlikte 96. yıl coşkusunu Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında yaşadı. Yönetim ve sporcular stadın çatısında meşale yaktı. Salgın tedbirleri nedeniyle kutlamalar saat 22'de sona erdi. Bu haberle birlikte gün ortasını burada noktalıyoruz efendim. Biz de ayrılıyoruz ama bugünün hava raporu gelecek şimdi ekranlarınızda. Saatler 15'i gösterdiğinden itibaren de günlükte sevgili Seda Anık gündemdeki diğer gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edecek. İyi seyirler, yarın görüşmek dileğiyle. We'll be right back.